Açtım aç. Şu anda gelen giden yok. Açmadım. Güzel mi hocam başkanım? Evet Ömür hocam hoş geldin. Ha, merhabalar hocam, hoş bulduk. Sesim geliyor, sıkıntı yok. Evet evet, yok hayır hocam, sıkıntı evet, yok. Evet, ne var ne yok, iyisinizdir. İyiyim, sağ olun, siz de iyisiniz. Sağ olun. Hocam kimle var bu oturumda? Ömürcan Özüne, o yok ki. Verir misin? Siz hocam sunum yapmaya mı geldiniz yoksa dinleyici olarak mı geldiniz? Yok, sunum yapmaya geldim. İlk sıradaydım hocam. Hocam gelenleri söyleyeyim, işaretle. Bir dakika. Tamam. Hocam bir bakabilir miyim listeye? Bir dakika Ömür. En başta. Öyle ki evet Ömürcan. Hocam burada 5 kişiyiz. 6 kişiyiz hatta. 8'e kadar sürüyor. Tuğçe hocam burada oturum başkanı. Tuğçe hoca daha gelmedi herhalde. Yok sanırım hocam. Evet. Neyse biraz bekleyelim. Tamam. Daha, sizden başka kimse yok herhalde değil mi? Yok hiç hayır mi? Şu anda yok. Evet. Daha bir 10 dakika var hocam. Ha, evet 10 dakika var. Doğru. 6.30'da. Evet. Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Hangi üniversitedesiniz? Ben İstanbul Üniversitesi'ndeydim hocam. Makine mühendisliği bölümünde. Çok güzel. Hı? Araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Oranın kadrosundasınız. Evet evet. Evet hocam. Şu karşıda değil mi? Beyazıt. Avcılar'da. Avcılardasınız. Hem bizim mühendislik fakültesi Avcılar'da hocam. Öyle mi? Evet. Sıkıntı yoktur. Yok. Ya yok. Aman olmasın. Memleket neresi hocam? Bursalıyım. Öyle mi? Neresinde? Şey Osman Gazi. Osman merkez sayılır yani. Evet evet, merkez merkez. Biz de hanım tarafından oralıyız yani. Biz de İznik'ten öleyim ben de. İznik'te mi? Aa ne güzel hocam. Evet evet. Tam bu mevsim buranın zamanı şimdi. Evet evet, çok güzel ya. Da işte hani koşullardan dolayı çok keyfini süremiyoruz. Ya muhakkak tabii de bu sene böyle oldu ama yani evet. Bu mevsimde normalde pandemi olmasaydı güzel yerler oralar. Evet evet, doğru hocam, haklısınız. Evet, evet. Master mı doktora mı? Doktora bitti hocam. Evet. Şimdi işte şey için doktor öğretimi yani doçentlik için çalışıyoruz işte, öyle söyleyeyim genel olarak. Şey aldınız mı? Yardım doçentliği aldınız mı? Yok yok hayır hocam. Doktor öğretimi. Doktor, doktor evet, ha, evet doktor evet. Ya araştırma görevlisi doktor olarak. Anladım inşallah, hayırlısı bakalım. İnşallah hocam, hayırlısı olsun. Tamamlayıp koydum ben. Herkes gelince başlatayım mı? Benden kaçmasın. Ne? Herkes gelirse başlasın değil mi? Başlasın. Gelmeyene ne oldu hocam? Eksi. Gelmeyenlere katılım belgesi veremeyeceğiz. Öyle değil mi hocam? Gelip de gelenlerin o zaman haksızlık olur. Herkese verirsin. Doğru. Bir de tabii burada şey de var. Adam bilinçli gelmemiştir. Acaba gelmeden bana verecekler mi? Onu test etmek için de gelen vardır. Olabilir yani. Olabilir, şey olabilir hocam. Artık doğru öyle yani. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki. Doğru. Evet. Gidip geliyoruz hocam Bursa'ya? Evet evet hocam ya. Yakın olduğu için hafta sonları o iki hafta iyi oldu. Değişiklik oluyor benim için. İstanbul'dan şeyde, biraz kaçmış oluyoruz. Osman Gazi Köprüsü de işinize yaradı. Tabii de çok onu kullanamıyorum. Yani karşıda olunca feribotla falan gitmek daha rahat oluyor. Yeni kapı. Yol çok uzuyor. Direkt Yalova'ya mı geçiyorsunuz? Yok, direkt Bursa'ya var. Bursa'ya direkt feribot var mı? Evet, evet Mudanya. Güzel yemiş. Aha, direkt feribot var, iyi rahat oluyor. Ama daha iyi bir şey. Evet, evet. Evet, hoş. Ne hocam? Geliyor, gelecek. Geliyor, geliyor. Evet, Fikret Hoca da gelmiş. Türker Hoca gelmiş. Barış Hocam, burada oturum başkanı kimdi?
Buyurun hocam. Siz de anlatırsanız. Aynen. Hocam merhaba, duyuyor musunuz şu an? Hocam, oturum başkanı sizsiniz. Yücel Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkan tanıdık. Çok şükür, her şey yolunda şimdi. Ben açıyorduk biz sizi beklerken. Biz biraz erken açtık sistemi. Hala maske düzenleme kurumları bu arada. Evet. Katılan arkadaşları kaydettik. Hem de teknik bir destek olmak için buradayım. Benim şimdi kim alıyor? Ben şu anda tüm arkadaşlara sistemi açmış durumda. Sunum yapacak olan arkadaşlar ekrana, ana ekrana kendi sunumlarını yansıtabilirler. Siz sunum yapacak olanı şey ettikten sonra diğer arkadaşlar tamamen mikrofonlar kapalı olursa herhangi bir yankı olayı olmaz. Ama herkesin mikrofonu açık olursa bu sefer yankı olayı olur. Başka sorunlar gidikte buraya mı girmiş? Evet. Ben de yoktu da bu. O buraya bağlanamamış işteymiş. Ben buraya aldım onu. Sıkıntı yok. İstemişler hem oradan indirebilirler. O zaman gelmeye yok, eksik yok. Size çoğunluğu gelsin. Size devrediyorum. Ve çıkıyor. Zaman geldiğinde. Tamam. Başka da bir katılımcı var. Onu da size bırakıyorum şu anda. Her şey sizde olacak. Fikret Hocam herhalde dinleyici olarak mı katıldı? Fikret Sönmez. Evet hocam, doğrudur. Ha, tamam ya, çünkü sunumda ismimiz gözükmüyor da açığa sordum. Hocam, her bir zaman evet. Ona göre anlatıyoruz. Tuğçe Tezel yok herhalde. Daha gelmedi. Zoom'da süreli her şey çıkıyor kendine. En sona kalan arkadaşlar sizinle görüyoruz. Tamam. Ömür Hocam, şey yapalım mı? Eğer Tuğçe Hocam gelmezse sizi ben yönetici yapayım. Tamam hocam, nasıl arzu ederseniz. Yani benim için fark etmez. Eğer gelmezse tamam. Sizi oturum başkanı yapalım. Tamam hocam. Şöyle toplam 6 kişi gözüküyor eğer katılırlarsa. 10'ar dakika, bilemedin 15 dakika evet, evet, hocam. Geçmeyecek şekilde olursa öteki türlü çok, çünkü diğer arkadaşlara zaman kalmayabilir. Tamam hocam, tamam. Nasıl arzu ederseniz. Tamam, şu tamam. Anda şöyle yapalım. Siz şu anda başlayabilirsiniz yani. Ya başlayalım mı hocam, yoksa oturum başkanı biraz daha bekleyelim, ne dersiniz? Siz bilirsiniz. 3 dakikamız var, istiyorsanız bekleyelim 3 dakika. Tamam, tamam hocam, sonra tamam, başlayalım. Tamam. 3 dakika sonra. Ondan sonra başlayalım. Eğer gelirse o arada devam eder. Gelmezse siz devam edersiniz. Tamam hocam. Şimdi ekran paylaşımı o şerisi ben onu da açayım size. Tamam hocam. Evet. Şu anda ekran paylaşımını yapabilirsiniz. Aha, evet hocam. Sunum yaparken diğer arkadaşlar mikrofonlarını kapatırsa en azından yankılanma yapmaz. Tamam hocam. Başka da bir sıkıntı yok yani. Biz yine hocam buralardayız. Yani bizim tamam. Diğer başka sorunlar oluyor. Onlarla ilgileniyoruz. Tamam. Yine bir şey olursa buradayız yani. Buralardayız. Tamam hocam. Siz bu oturumda görmemişsiniz ama şuna baksana, kaydediyorum. Tamam, sizin adına. Her şeyi yönetimi verdiğim için şöyle görmemişsiniz olarak yazmışsınız. O yüzden tamam. Yani tamam. Yani programda hocam için yazmış. O yüzden bir şey yok. Evet, süremiz başlıyor. Şurada size hoş geldiniz. Ya Tuğçe Hocam geldi. Evet. Evet, Tuğçe Hocam hoş geldiniz.
Bu arada Türkiye Hocam siz de buradasınız. Size de merhaba. Merhaba hocam. Evet. Ses geliyor değil mi net bir şekilde? Geliyor geliyor. Sıkıntı yok. Evet. Tuğçe Hocam duyuyor musunuz beni? Tuğçe Hocam. Ben de bir kişi, iki kişiyiz hocam. Mikrofonunuz kapalı herhalde hocam. Ben, tamam ben arkadan ışığın geleceğini ilk anda kestiremedim. Kusura bakmayın. Hocam şimdi siz aynı zamanda oturum başkanısınız. Evet evet öyleymiş. Evet şimdi toplam 6 kişi, 6 katılımcımız var. Sunum yapacak. Dolayısıyla zamanda efektif kullanma açısından çok uzun tutmamak hadi 10-15 dakika arası maksimum. Evet evet ona baktım. Evet ona göre ayarlamayı yaparsınız. Ben şimdi size devredeceğim. Siz biz de buralardayız. Başka işlerimiz oluyor. Ama buralardayız. Bilginiz olsun. İyi sunumlar, iyi çalışmalar diyeyim ben size. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Tamam. Ekran paylaşımını açtım zaten sizlere. Sıkıntı yok. Evet yok. Bu süreçte hepimiz alıştık zaten uzaktan evet, eğitimle beraber. Hocaların da aşinadır herhalde. Öyle hocam işte hocalarla siz beraber bir çalıştay gibi devam edersiniz inşallah. Tamam. Dediğim gibi tamam. Alıştık artık zaten. Evet, sağ olasınız. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Başlayabilirsiniz hocam. Hocalarım merhabalar. Beni evet oturum başkanı olarak yazmış kongre düzenleyicileri. Aslında bir tanışıklığımız veya hani herhangi bir şey yok ancak bilmiyorum neden oldu. Böyle olmuş. Ben Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda bulunduğum bölümün anabilim dalının anabilim dalı başkanlığını yürütüyorum ve bölüm başkan yardımcılığı görevi gibi çeşitli idari görevleri de yürütüyorum. Bugün oturumda 6 tane çalışmamız var. Sizler için ayrılan süre az önce beyefendinin de belirttiği gibi 15 dakikaya kadar sayın hocalarım. Yalnız 15 dakikaya soru cevap kısmının da dahil olduğunu lütfen unutmayalım. 10-12 gibi bir dakikada en azından toparlarsak mutlu olurum. Aksi takdirde uyarmak zorunda kalacağım. Onun dışında çalışmalarda özellikle sonuçlar ve hani bulgular kısmı üzerinde durursak literatüre zaten tüm hocalarım hakimdir diye tahmin ediyorum. İlk olarak Ömürcan hocamla başlayacağız. Bir de sizlerden evet, küçük bir ricam. İlk başta başlarken sizlere zahmet. Kısaca kendinizden bahsederseniz hem bu vesileyle bizlerle tanışmış olalım. Tamam hocam. Ben de Ömürcan Özgün'e İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Makine Mühendisliği bölümündeyim. Araştırma görevlisiyim. Doktorumu bitirdim. Çalışmaya devam ediyorum. Size bugünkü konum. Tatravalli modelinin PID ve fazi kullanarak modellenmesi ve kontrol edilmesi. Hocam şöyle ben ekranımı paylaşacağım ama ben aslında bildiriyi ve sunumu İngilizce hazırladım ama isterseniz Türkçe devam edebilirim. Hani terimler falan sıkıntı. Türkçe olduğu için tüm katılımcılar aslında Türkçe anlatabilirsiniz ama böyle biliyorsunuz bazı kelimeleri özellikle İngilizce kullanıyoruz. Onu da zannetmiyorum evet. Ki herhangi bir hocam sorun yaşasın anlamakta. Ha yok yok hayır hocam. Hani ben İngilizce hazırlamıştım ama hani Türkçe'ye çeviririm hocam anlatırken. Ben o zaman ekranı paylaşıyorum. Olur. Kısa şekilde tutmaya tamam, çalıştım. Teşekkür umarım ederiz. Herkes için faydalı olur. İnşallah. Gözüküyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Evet. Ha bir sıkıntı yok. Bir problem olursa ben zaten bir daha edeyim. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Merhabalar tekrar. Fuzzy Logic PID Control of CISO Model benim çalışmamın ismi. Şimdi niye böyle bir çalışma yapma gereği duydum? Hemen ondan bahsedeyim. Zaten ben bir kontrolcüyüm. Makine teorisi anabilim dalında çalışıyorum. Tezimi de zaten robotlar ve onun kontrolü üzerine yapmıştım. Şimdi yine kontrol çalışmaya devam ediyorum. Kontrolcülerin sık çalıştığı, daha doğrusu kontrol çalışanların daha aşina olduğu PID kontrol diye bilinen, aslında çok komplike sistemlere uygulanmayan ama bu kontrolcülerin temelini oluşturan bir kontrolcümüz vardır. Ve genellikle herhangi bir kontrolcünün düzgün olarak çalıştığını gösterebilmek için bu PID kontrolcüyle bir test edilir. Sistem ne kadar çalışıyor bu PID kontrolcüyle? Onu ilk başta farkına varılır. Ondan sonra diğer kontrolcüler geliştirir. Benim bu çalışmamda da bu PID kontrolcüde kontrol gain diye bahsetmiş olduğumuz kontrol kazanç parametreleri vardır.
O parametreleri bu biliyorsunuz son zamanlarda artificial intelligence konusunda fuzzy logic bayağı bir ön plana çıktı. Bu fuzzy logic kullanarak bu katsayıların belirlenmesi sabit alınmayarak tamamen fuzzy logic yani bulanık mantık modelleme sistemi kullanılarak değişken parametreler kurularak sistemin kontrol edilmesi sağlandı. Şimdi burada kısaca çalışmamın amacından bahsettim. Dediğim gibi biraz önce de şöyle kapatayım hatta bunu da. Hem PID kontroller ve fuzzy logic kontroller beraber tasarlandı bu çalışmada. PID kontroldeki kontrol kazançları fuzzy logic kontrol kullanılarak bu PID'deki kontrol kazançları nedir? Proportional gate diye bahsetmiş olduğumuz katsayımız, integral katsayımız ve türev katsayımız bunlar fuzzy logic kontrol kullanılarak bulundu. Peki niye bu tahterevalli modeli tercih edildi? Hemen ondan bahsedeyim. Tahterevalli modelinin biz biliyorsunuz matematik üzerine çalışıyoruz daha çok. Matematik üzerine çalışırken çok nonlinear sistemlerden biraz kaçınılır. Hem modellenme sıkıntılıdır hem de neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Bu tahterevalli modeli açıkçası kolay uygulanabilir ve ileride aslında bir deneysel çalışma yapmak istediğimiz zaman da deneysel çalışmaları da kolay adapte edilebilir sistem olduğu için bu tahterevalli modelini tercih ettim çalışmamda. PID kontrol nedir? Kısaca ondan bahsetmiştik. Bu bir geri beslemeli mekanizmadır. İşte bunun en önemli özelliği bu PID kontrolcünün sistem hatasını minimize etmektir. Sisteme bir girdi verirsiniz, bir yörünge takip etmesini istersiniz ve o yörüngeden sapmasını biz bunu hata olarak tanımlarız. Minimize etmeyi sıfırlamaya çalışırız biz. Tabii bunu yaparken bu katsayıları tune etme diye bahsetmiş olduğumuz aslında bu belirleme kısmı bizim için önemli bu çalışmada. Bunlar nedir? Kontrol kazanç katsayıları. Bir tanesi derivatif yani türevler, integral ve katsayı normal çarpan katsayıdır. Bu üçü fuzzy logic kontrol kullanılarak tasarlanmıştır. Burada da genel bir PID kontrolörün görmüş olduğunuz gibi denklemde formülü gözükmektedir. Bu formülde E hatayı kasteder. K işte demiş olduğum gibi proportional kontrol katsayısıdır. T'yi zaman integral zamanını belirtir ve TD'de derivative time constant diye bahsetmiş olduğumuz türevsel zamanlamayı gösterir. Peki fuzzy logic kontrol nedir? Fuzzy logic kontrolde son zamanlarda bu yapay zeka ile beraber ünlenen kontrol çeşitlerinden bir tanesidir. En büyük avantajı nedir? Şimdi dezavantajı ve avantajları üzerinde konuşmak gerekirsek bu fuzzy logic kontrolün avantajı sistemi eğer siz iyi bilirseniz, sistemi iyi tanırsanız, yani iyi tanımaktan kastınız sistemin hareketini net bir şekilde öngörebilirseniz, bu net öngörüye göre bir kural tablosu oluşturabilirsiniz. Sistemin girişi ve sistemin çıkışı sizin isteğinize bağlı olarak değişebilir. Herhangi bir sınırlayıcı kural yoktur bu fazide. Ben burada toolbox'ı kullanmıyoruz genellikle. Kendimiz tasarlamaya çalışıyoruz fuzzy logic yaparken. Çünkü biraz deneme yanılma yöntemiyle bulunabilecek bir kontrolcü çeşididir. Şimdi bu çalışmada da şöyle bir yolu izledim açıkçası. Sistemin girişini şurada CISO model diye bahsetmiş olduğumuz hemen ondan da bahsedeyim. Ondan önce daha belki net oturur. Şimdi bu tahterevalli modeli görmüş olduğunuz gibi üçgen bir kasamız var. Bu kasamızın üzerinde bir tane küçük M kütlesi diye tabir ettiğimiz bir chartımız var. Şimdi bu M kütlesinin sağa sola hareketiyle bu tahterevallinin de dengelendiğini düşünebiliriz. Inverted pendulum yani daha aşina bir örnektir bunun için. Orada da taşıdığın ileri geri hareketiyle ona bağlı olan sarkaç dengelenmeye çalışılmıştır. Burada da bu tahterevallinin üzerindeki yükün sağa sola hareketiyle bu tahterevallinin dengelenmesi amaçlamaya baktığınız zaman işte X bu yatay yöndeki yer değişimini gösteriyor. Büyük M tahterevallinin kütlesini, ataleti, işte yerden uzaklığı, kütlenin yerden uzaklığı vesaire. Bizim amacımız burada teta ve X açılarının teta açısının ve x'i minimize etmek, hatasını minimize etmek. Peki bu fuzzy'de bunu nasıl yapıyoruz? Demin de bahsetmiş olduğum gibi bizim ana temamız aslında fuzzy. Ama fuzzy'yi direkt sisteme uygulamıyoruz. Bunu PID kontrol içinde yediriyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Fuzzy'yi tasarlarken fuzzy tasarımında giriş parametresi olarak biz teta'nın hatası. Teta'nın hatası nedir? Sisteme bir giriş verirsiniz. İşte sinüs dalgası olur, bir yörünge izlemesini istersiniz. Onun hatası ve onun zamanına karşı türevini biz fuzzy'de giriş olarak alıyoruz. Fuzzy'nin çıkış parametrelerimizde PID katsayılarımız. Demin de bahsetmiş olduğum gibi burada K, T'yi ve TD katsayıları. Artık bunları biz constant olmaktan kurtarıyoruz böyle fuzzy logic tasarlarken. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Sistemin giriş ve çıkışı arasında bir kural oluşturmamız gerekiyor. Nasıl onu yapıyoruz? Şimdi fuzzy'den önemli olan bir membership function diye bir kural tablomuz var veya decision table diye bir kural tablomuz var. Sistemin giriş parametrelerini 0 ile 1 arasında bu triangle yani farklı şekillerde tasarlanabiliyor. Biz bu
çalışmamızda tasarımımızı bu şekilde yaptık. Üste gösterilen şekil şeklinde. Burada tetamızın türevi ve daha doğrusu hatamız ve hatamızın türevi giriş fonksiyonu olarak alındı. Şekilde görmüş olduğunuz gibi bell curve deniliyor bu şekle ve bu şekilde bir sistem tasarlanmış oldu. Giriş ve çıkış arasında da altta görmüş olduğumuz kural tablosu kullanıldı. Bu kural tablosunu nasıl okumamız gerekiyor? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi fazide keskin çıkışlar yoktur. Yani 0 ile 1 gibi parametrelerden çok genel olarak ara değerler de dikkate alınır fazi logic'te. Burada da şundan bahsediliyor. Mesela en basitinden bu kural tablosunu okumak gerekirse, eğer hatamız negatifse ve türevimiz de negatifse çıkış katsayımızı negatif olarak düşünebiliriz. Veya hatamız negatifse, türevimiz sıfırsa, zeroysa, ki biz bunları kendimiz tanımlıyoruz, istediğiniz şekilde tanımlayabilirsiniz. Aynı şekilde çıkış parametremizi zero veya farklı katsayılarla ifade edebiliriz. Bunu farklı parametrelerle ifade edebiliriz. Bir giriş ve çıkış arasında bir bağ oluşturuyoruz. Ve bu bağ sonucunda burada görmüş olduğunuz Tahtravalli modelini uyguladığımızda detayları, bilgileri, ben burada çok fazla zaman almamak için çok fazla result paylaşmadım ama hem bildiride isterseniz bakabilirsiniz, hem de özellikle ilgilenen hocalarım olursa iletişime geçer seve seve yardımcı olabilirim. Burada en önemli olan şey bir trajektör belirlemek. Burada bir sinüs dalgası sisteme vermişiz giriş olarak. Bu zorlayıcı, sistemi zorlayıcı bir aslında baktığınız zaman yörüngedir. Durmadan, çünkü sistemi siz titreşime soktuğunuzu düşünebilirsiniz bu sinüs dalgası vererek. Burada teta açısını durmadan ben bir sinüs dalgası şeklinde zorladığımı düşünürsek eğer, alttaki grafiklerde de baktığınız zaman trajektör tracking error, yani x'in ve teta'nın zamana bağlı hatalarının sıfır olduğunu çok net bir şekilde, yani sıfır civarında olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Bu da aslında bizim istediğimiz bir tablodur. Oradaki biraz önce göstermiş olduğumuz Tahtravalli modelinin üst kısmındaki küçük kütlenin sağ ve sola hareketiyle ben burada Tahtravalli'nin teta açısını dengelediğimi çok net bir şekilde görebilirim. Sol kısımda trajectory tracking error of x, yani x'in yörünge izleme hatası gözükmektedir ve sağ tarafta da teta'nın yörünge izleme hatası gözükmektedir ve baktığımız zaman x'in ve teta'nın da çok küçük değerlerde hatalar üretti ve bunların hızlı bir şekilde aslında minimize olduğunu görmüş oluruz. Aynı şekilde farklı bir trajektör sisteme verdiğim zaman burada da ben x'e bir zorlama veriyorum. Step zorlaması, yani bir adım girişi veriyorum. Sistemi zorluyorum. Burada değerlendirdiğim zaman özellikle bu grafiği koydum. Buradaki x'e trajektör, yani x'in yörünge izleme hatasında sanki durmadan böyle bir dalgalanma olduğunu görürüz ama bu ihmal edilebilir dalgalanmadır. Verilen parametre değerlerine baktığınız zaman özellikle bunu göstermek istedim. Bu dalgalanma olduğunda bile baktığınız zaman benim tetamın, ki benim burada önemli olan fonksiyonun tetanın sabitlenmesi de, daha doğrusu dengelenmesidir. Tetamın hızlı bir şekilde dengelendiğini, yani yaklaşık 1 saniye gibi, hemen bakarsanız zaten step komutunda 1 saniyede bir step girişi sisteme dahil ediliyor. Baktığınız zaman aynı 1 saniyeden hemen kısa bir süre sonra teta açımın toparlandığını hızlı bir şekilde görürüm. Dediğim gibi farklı sonuçlar da mevcuttur. Bunlarla alakalı detaylı bilgi iletişime geçen hocalarda gösterebilirim. Şu anda sizin zamanınızı almak istemiyorum ama baktığınız zaman sonuç olarak burada geleneksel olarak kontrolcülerin en temeli oluşturan PID kontrolörün oradaki kat sayılarının tüm farklı bir şekilde tanımlanması bu çalışmanın ana prensibidir. Ve bu tanımlamayı da fazı logic kontrol kullanarak gerçekleştirilmiştir. Ve sonuçlar incelendiğinde şu anda kullanılan kural tablosuyla ve giriş çıkışlarında istediğimiz gibi olmasıyla beraber istenilen sonucu elde ettiğimizi çok net bir şekilde görmekteyiz. Tabii ki farklı kural tabloları, farklı faziler veya farklı kontrolcüler tasarlanarak bu veya farklı modellerde bu kontrolcülerin efektif olduğu net bir şekilde görülebilir. Genel olarak çalışmanın özeti bu şekildedir. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz hocam. Süreye sadık kaldığınız için de ayrıca teşekkür edeyim. Sorularınız var mı sayın hocalarım? Teşekkür ederiz, sağ olun. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür hocam, sanıyorum soru... Duyamadık. Sanıyorum hocam soru yok. Ben tamamen merak ettiğim için soracağım. Tabii, buyurun hocam. Dinlemeye çalışmıyorum hani. Evet. Alan dışı da sayılır ama o x ve teta için oluşan hani error grafikleriniz var ya, iki hata grafikler aslında birbirinden farklı görünüyor. O x ve teta hani farklı şeyleri ifade etmesinden muhakkak kaynaklanıyor, evet. Ama onun dışında da eğriyi gördüğünüzde siz
ya bu hatadandır, bu hatadandır gibi yorumlayabiliyor musunuz? Tabii hocam, şöyle söyleyeyim. Aslında baktığınız zaman sistemi incelediğimiz zaman yani tek serbestlik dereceli bir sistem değil. Yani burada teta ve x'in aslında birbirlerinden bağımsız olduğu görülebiliyor. O yüzden baktığınız zaman çok birbirleriyle orantılı bir hareket etmesi beklenmiyor. Ama tabii ki de bizim buradaki amacımız sistem hatasını minimize etmek olduğu için belli bir süre sonra ikisinin de hatasının sıfırlandığını net bir şey. Yani amacımız ya birbirine hatanın benzemesi lazım muhtemelen. Evet, birbiriyle orantılı olması lazım. Yani belki değerler farklı nasıl olabiliyor lazım? Ama aynen hocam öyle. Hı-hı. Farklı kural tabloları kullanılarak, farklı girişler elde edilerek de sistem daha da iyileştirilebilir. Farklı parametreler geliştirilerek de hocam farklı sonuçlar elde edilebilir. Bu tamamen kontrol, çünkü biliyoruz artık çok popüler kontrollerden biri. Biz de yaptığımız her tasarım için muhakkak bir PID önerisi alıyoruz bir yerlerden. Evet, bir karşılaştırma açısından hocam aynen öyle oluyor. Yani çok temel bir kontrolcü olduğu için herkesin aşina olduğu bir kontrolcü. Bir karşılaştırma isteniyor genellikle. Ben teşekkür çok ediyorum teşekkür hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. O halde bir sonraki sunumumuza geçelim. Burak Gökalp hocam, doktor. Yine hocam kendileri, Ömürcan hocam gibi. Hoca katılımcılar arasındaysa, hocam buyurun isterseniz ekranınızı paylaşın. Yine kısaca kendinizden bahsederseniz memnun oluruz. Burak hocam, sesimi alıyor musunuz? Hocam, diğer hocalarım, ben katılımcılar arasında Burak hocayı görüyorum. Sizler de görüyorsunuz değil mi? Evet, görünüyor. Benim bağlantım kaynaklı bir hata olmasın. Hocam merhabalar yazmış. Evet, özelden mi yazmış? Hocam, ses alamıyorsanız aslında ekranın alt kısmında ses ve video ile ilgili butonlarımız var. Onları bir kullanmayı deneyebilirsiniz. Yazalım. Diğer hocalarım için sanıyorum yaşadığı yerdeki hava muhalefeti nedeniyle bir önceki sunuma Burak Hoca girememiş. Bir deneyelim, olmazsa onu geçelim. Antalya'da hava iyi ama diğer şehirleri tabii bilmiyoruz. Herhalde bazı yerlerde hava kötü. O halde ben sözü Türker hocama vereyim. Türker Yetkin Özdemir hocamızı dinleyelim. Hocam, önce sizi tanıyalım. Burak hocam olmazsa en sonda dinleyelim. Buyurun tabii, hocam. Olur. İstediğin zaman ekranı paylaşıyorum. Ekranı paylaşıyorum ben. Buyurun. Merhaba, Türker Yetkin Özdemir. Bilecik Şeyhadabar Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Tez aşamasına gelmiş bulunmaktayım. Onunla ilgili bir çalışma yaptık hocamla, Mehmet Aydın hocamla. Bunlarla ilgili birkaç bilgi vereceğim size. Öncelikle mikro talaşlı imalat işlemleri için CNC frese tezgahların yapısal statik analizini gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi takım tezgahları geleneksel felsefesi birden fazla işlemi gerçekleştirmek. Yalnız bu endüstri ürünlerin büyüklüğünün artması, küçüklüğünün artması ve çeşitlenmesinden dolayı işleme zamanı ve maliyet açısından çok etkin olarak takım tezgahları kullanılamadığını gördük. Bu çalışmanın da amacı CNC tezgahlarının sonlu elemanlar yöntemine dayanarak yapısal analizini gerçekleştirmek ve etkinliğini değerlendirmek. Ne kadar etkin çalışıyor bu tezgahlar. Bu çalışmamızda bu süreçte mikro işleme yapmak isteyen kuruluşları ve aynı zamanda da büyük ölçekli takım tezgahlarına daha çok paralar harcamayan endüstriyel kuruluşlara yardımcı olacağını düşünüyorum. Şöyle bir kısa sorunumuzdan bahsedeceğiz. İşlemek olduğumuz parçanın boyutu 10 üzeri 3 mm ve üzeri 10 üzeri 3 mm'nin
katından daha büyük olması lazım. Yani 10 üzeri 3 ise 10 üzeri 6 milimetre küp boyutunda bir takım tezgahı düşünüyoruz. Burada da tabloda da görebileceğimiz gibi tipik mevcut proses sarıyla gösterilen kısım. Burada örneğin 10 üzeri 6 bir iş parçamız varsa bunun işlemek için 10 üzeri 9 milimetre küplük bir takım tezgahı en az kullanılıyor. Fakat 10 üzeri 3'ün altına geldiği zaman yine 10 üzeri 9'luk bir takım tezgahı kullanıldığı görünüyor. Bizim hedeflediğimiz kısım burası. Yani 10 üzeri ve 3 milimetre üzeri parçalar için üretilmesi gereken bir takım tezgahı tasarlamak hem de hassasiyet ve maddi açıdan. Bunlarla ilgili birkaç literatür çalışmaları var. Yani çok da zaman almak istemiyorum. Kısaca bahsedeceğim. Makine bileşenine takım tezgahı yapısı makine bileşenine destekler. İstenilen doğruluk derecesini elde etmek için gereken rigidliği sağlayarak kesme ve diğer kuvvetlere karşı direnç gösterirler. Ve takım tezgahların tasarımında boyutsal kararlılık, düşük malzeme genleşme katsayısı ve düşük malzeme sarfiyatı göz önünde bulundurulması gereken temel özelliklerdir. Burada takım tezgahın genel yapısal bileşenleri son elemanlar yöntemiyle analiz edilmiş. Sinha ve Murarka tarafından 1988 yılında. Çoğu ve kim tarafından polimer kompozitler masaüstü takım tezgah yapıları kullanılmış. Çok zaman almak için birkaç örnek vereceğim. Geleneksel takım tezgahlarında görüldüğü gibi küçük ölçekli takım tezgahları da son elemanlar modeli kullanılarak analiz edilmiş. 2006 ve 2009 yıllarında yine Baker ve Roche tarafından tonerlama işlemlerinde kararlılık özelliklerini analiz etmek ve modellemek için son elemanlar yöntemi kullanılmış. Literatürde birçok yöntem kullanılmış bunlarla ilgili. Bizim tasarladığımız tasarlanan freze takım tezgahı şekil 2'de görüldüğü gibi tasarlanmış ve x50'ler kızaklarından oluşuyor. Genel boyutları 453 mm yüksekliğinde ve 275 mm ve 290 mm en ve genişliğine sahip. Burada genel olarak yapısal olarak yan plakalardan, alt plakalardan, lineer kızaklardan, hareketli mil, iş mil yatağı ve iş miline oluşmakta. İş mil yatağı 4 adet civata ile sabitlenmiş vaziyette ve malzeme özellikleri şekilde görüldüğü gibi alüminyum seçildi ve alt plakada dökme demir seçildi. M6-88 kalitede civata seçilerek tasarlanmış bir takım tezgahı. Bunun son eleman modelinde de Abaküs programı kullanılarak modellendi ve tüm elemanlar süpürme tekniği kullanılarak hexagonal dominant meshing metodu kullanılarak bölünmüş ve toplam 29.852 elemandan oluşmakta. Şekil 3'te de görüldüğü gibi C3D8R elemanları kullanılarak mesh oluşturulmuş yapılarda. Ve bunlarla ilgili de oluşan parçalarındaki temas koşulları tanımlamamız gerekti. Bu temas koşullarını tanımlarken de TIE temas koşulu tanımladık. Bu birebir civatalarla ve birebir sabitleme rigid kabulü yapılarak tanımlandı. Ardından da tabloda görüldüğü gibi 1000 Newton kuvvetliğinde bir ön gerilme civatalar uygulandı. 500 Newton bir deformasyon ve gerilme ölçmek için iş mili ucuna uygulanmış kuvvet var. Aynı zamanda yer çekimi kuvveti de tüm parçaya uygulanmış durumda. Bu verilen yüklenen sınır koşullarıyla da analiz işlemleri gerçekleştirildi. İlk olarak mesh optimizasyonu, ağ optimizasyonunu gerçekleştirdik. Uygun eleman boyutunun bulunabilmesi için. Burada da 5 adet eleman boyutu belirledik. 13, 11, 9, 7 ve 5 milimetre şeklinde. Bunlara göre de deformasyon değerleri ve analiz sürelerini aldık. Tabloda ve şekillerde görüldüğü gibi. Bu analiz süreleri karşılaştırıldığı zaman çok bir fark görülmemekte. Bu yüzden de en düşük gerilme değerine sahip 11 milimetre ağ boyutu varsayılan olarak seçildi. 5.82 megapascal 8 küsur saniyede gerçekleştirmişler. Bunu diğer analizlerimizde de kullanmak üzere 11 milimetre olarak optimizasyonu yaptık. Daha sonra gerilme yılmaların nerede olduğunu bulmak için yan plakalar üzerinde bir inceleme yaptık. Takımın momentini yere ve rigidliğini sağlaması için oluşan gerilmelerin bu yan plaka üzerinde oluşabileceğini düşündük ve yan plaka üzerinde bir inceleme yaptık. Bu inceleme sonucunda da iki parçaya ayırdık. Bir bölme çizgisiyle aslında sanal ama tabii ki birbirine bütün olarak şekli görülebildiğim bir partition bölme çizgisi oluşturduk. Bölme çizgisinde de üst plaka ve alt plakadaki deformasyon miktarlarını tabloda görüyorsunuz. Yani 0.4 mm iken neredeyse binde 6 civarında bir alt plakada
deformasyon miktarları görünüyor iç yönünde. Burada bir rigid davranış sergilediği gösterilebilir. Bu da TIA koşulunda dayandırılabilir durumda. Bunun üzerine de iki ayrı ayrı incelemeler yapıldığı zaman, analizler yapıldığı zaman analizler sayesinde von Mises gerilmeleri ve yer değiştirme gerilmelerini aldık. Ve burada da analizlerin üst kısım ile devam edilebileceği ve alt kısmının rigid kabul yapılabileceği sonucu çıkarıldı. Sonuç olarak alt plakaya sınır koşullarının uygulanması ve TIA koşuluyla bağlantılı olduğu düşünülebilir. Buradaki gerilme değerlerinin iki katı kadar değiştiği ve deformasyon miktarlarının neredeyse 10 katından hatta 100 katı gibi bir değerde olduğu görülerek üst plakalar üzerinde inceleme yapılma gereksinimi duyulduğu varsayımı çıkarıldı. Bunun üzerine de keskin köşelerde 45 derecelik açılarda bir kafis etkisi, radius etkisi yapılabileceği görüldü. Burada yapılacak gerilme konsantrasyonu önemli ölçüde azaltılacağını düşündük ve yan plakalarda da tabloda görüldüğü 5, 10, 15 ve 20 mm civarlarında bir analiz yaptık tüm analizlerde. Buradaki deformasyon ve gerilme miktarları görülüyor tablo 7'de. Çok az değiştiği görülüyor ve bu ihmal edilebilir düzeyde 10 mm olarak tayin edebiliriz buradaki deformasyon miktarlarına göre kavis yarıçapını. En düşük gerilme haline o şeyde çıkmış kavis yarıçapında. Daha sonra PAK kırdık. Bu bildiğiniz gibi serbest kenarların dayanımı yapıya çok az katkı sağlıyor. Ve bunlar da hem maliyeti düşürmek açısından parçadan kesilebileceği ve kaldırılabileceği varsayımda bulunmak için köşelerine X1 ve X2'de gösterildiği gibi 3 çeşit analiz yaparak buradaki gerilme yığılmalarının nasıl değiştiğini ve deformasyon miktarlarının nasıl değişerek burada bir parçada optimizasyon yapılması gerektiği ortaya çıkması için. Burada da ağırlığı ve maliyeti azaltmak için PAK kırılabileceği deformasyonlarla analizler sayesinde PAK kırılabileceği ortaya çıktı. Mukavemeti ve rigidliği önemli ölçüde etkilemiyor parçadaki. Bunlarla ilgili de bir çalışmaya yan plakalarda girilebileceği ortaya çıktı. Sonuç olarak farklı yükleme koşulları altında son elemanlar modelinin analiz edilmiş yan plakalar analize dayanarak A boyutu, parçanın ayarılabileceği kavis yarıçapları ve PAH ölçüleriyle oynanarak hem maliyeti hem de rigid davranış sergilediğini görmek için bu şekilde bir tasarım yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Kavisli yüzeylerin kesin köşelerde oluşan gelme üzerinde önemli derecede etkin olduğu görülmüştür. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sorunuz var mı hocalarım? Hocalarım sorular. Soru yok galiba. O halde ben sorayım bir soru. İlk olarak basit bir şeyle başlayayım. Bu yüksek lisans teziniz mi acaba? Yani ki, bir parçası evet. Tamam, evet, tamam değil. Bir parçası. Yani evet. Teziniz için şöyle bir tavsiyede bulunabilirim kişisel olarak. Bilmiyorum ne kadar dikkate alırsanız. Bence statik analizle bırakmayarak dinamik olarak da analiz ederseniz evet. Daha iyi bir tez olur. Sebebi şu, evet. Örneğin civataları sabit kabul ediyorsunuz veya konunun temelini mikro işlemi oluşturuyor. Buradaki o dönme hareketini ve civataların her bu mukavemet için düşündüğünüz parçada civatadan doğacak etkiyi göz ardı evet. etmek aslında çok da doğru bir değil, evet. yaklaşım değil. Bir de her civatanın, ya yani her birleşme elemanı için çeşitli delikler açılacak ve her biri yeni gerilme yığılmaları oluşturacağı için sizin bu elde ettiğiniz verileri ben kişisel olarak hareket ettireceğini düşünüyorum. Sadece bir tavsiyede bulunmak istedim. Ne kadar evet, dikkatli olabilirsin. Bu sadece bir kısmı tezimin. Bir parçasıysa yani, yani aklınızda evet. olsun. Belki hani hocanız bu kadarıyla yeterli olması gerektiğini düşünmüştür ama size de ayrıca ilgilenirseniz belki başka bir çalışma konusu olabilir. Çeşitli civata ve civata bağlantılarını yine bence evet. dikkate alabilirsiniz. Çünkü Türkiye'de civata bağlantısı konusundaki çalışmalar sınırlı. Pek makine elemanları çalışmıyorlar. Evet, teşekkür ederim. Sizin gelişiniz için bence faydası olur. Rica ederim. Bir sonraki çalışma benim ancak isterseniz ben en son sunayım. Oturumu takip ettiğim için Zeki Yılbaşı hocamıza geçelim. Hocam kısaca siz de kendinizden bahseder ve öyle başlarsanız memnun oluruz. Tabii ki. Sesim geliyor mu öncelikle?
Evet, sesinizi alıyoruz. Herkese merhabalar dileyim. Ben Zeki Yılbaşı, doktor öğrencisiyim. Aynı zamanda Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri bölümünde öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda bölüm başkanıyım. Bu çalışmayı doktora tez hocam doçent doktor Mevlüt Arslan ve gene ikinci danışmanım doktor öğretim üyesi Murat Kadir Yeşilyurt hocamla beraber yaptık. Gene benim de tezimin bir parçası sayılır. İsterseniz önce şu şeyi de paylaşayım. Sunacağım görüntüyü. Evet, görülüyordur zannedersem. Var mı bir sıkıntı hocam? Sorun yok. Ekrana geçerseniz memnun oluruz sadece. Tamam, ekrana geçeyim hemen. Tamam galiba hocam. Evet, çok teşekkür ederim. Sunum İngilizce, Türkçe olarak sunmam gerekiyor zannedersem. Insight into the... Hocam, hiç fark etmez. Geçenlerde benim de bir sunumda başıma geldi. Ben de sunumu İngilizce hazırladım. Baktım herkes Türk. İnanın ben de sizler gibi Türkçe hazırladım. Bu sefer katılımcılara göre ben de sunumu Türkçe hazırladım. Bana da tecrübe olmuş oldu. Tamam, biraz da çevirmiş oluruz. Yapacak bir şey yok. Tamam, Insight... olur hocam. Tamamdır. Insight into the biodiesel derived from hemp, cannabis sativ, seed oil as an imported raw material and its fuel characteristic. Yani kısaca önemli bir ham madde olan kenevir tohumu yağından elde edilen biyodizele ilişkin bilgiler ve yakıt özellikleri şeklinde çeviri yapabiliriz diye düşünüyorum. Özet olarak bakıldığında sunacağım çalışma Anadolu topraklarında yüzyıllardır üretilmesine ve kullanılmasına rağmen son yıllarda tükenme düzeyine gelen özellikle son 10 yılda kenevir tohumundan elde edilen yağın biyodizel türevinde ve yakıt özelliklerinde değerlendirilmesi ile ilgili eleştiren bir inceleme olarak düşünebiliriz. Kenevir tohumu %25 ile %35 arasında değişen yüksek yağ konsantrasyonuna sahip olmasına rağmen kenevir tohumu yağının Türkiye'de gıda olarak insanlar tarafından tüketilmesi sınırlıdır. Bu incelemeden elde edilen sonuçlar kenevir tohumu yağından biyodizel üretiminin akla yatkın olması ve literatür araştırmamda da geleneksel dizel yakıtla karşılaştırılabilir yakıt özellikleri ortaya çıkarmasıyla sonuçlanmıştır. Kısaca söylemek gerekirse. Ayrıntılı olarak bir perspektifte konuyu değerlendirecek olursak ekonomik ve çevresel nedenlere ek olarak petrolün yakın gelecekte tükenme ihtimali de fosil yakıtlara alternatif sürdürülebilir ve çevre dostu bir yakıt arayışına yol açmıştır. Ham madde üreten ülkelerdeki şiddetli siyasi huzursuzluklar ve bazı ülkelerdeki uzun süreli ekonomik ambargolar nedeniyle yakıt tedarik zincirini ekonomik olarak sürdürülebilir tutmak için zorlu sorunlarla karşı karşıya günümüzde kalınmakta. Ülkeler bu sorunların yanında yerel olarak mevcut, uygun maliyetli ve sürdürülebilir alternatif yakıt kaynakları bulmak durumunda kalıyorlar. Araştırmacılar fosil yakıtlara, kaynaklara alternatif ararken sürekli artan nüfusu, sanayileşme, hukuksal yükümlülükler, ve emisyonlar gibi bir dizi sorunu da planlarına dahil etmeleri gerekmekte. Dünya nüfusunun son 50 yılda neredeyse 2 kat artışıyla birlikte enerji ihtiyaçları da hızlı bir şekilde artmış ve fosil kaynaklı enerji kullanımı nedeniyle emisyon değerlerinde çok büyük artışlar oluşmuştur. Yüzyılın en büyük çevresel endişelerinden olan küresel ısınmanın üstesinden gelebilmek için karbondioksit emisyonlarının azaltılması gerekmekte. Endüstriyel, geleneksel yakıtlardan daha az sera gazı ve kurum emisyonu üretmesi, daha ekonomik ve sürdürülebilir olması nedeniyle alternatif yakıtların arasında biyoyakıtlar araştırmacıların birincil tercihi olmaktadır günümüzde. Biyoyakıtların bu potansiyelinden yararlanmak isteyen ülkeler, emisyon miktarını sınırlayıcı tedbirler için bu yakıtları kullanmakta. Bu yüzden dizel motorlar için alternatif yakıt ve katkı maddesi olarak biyodizel
ön plana çıkmakta. Genel olarak uygulamaya konulan emisyon tedbiri ise fosil yakıtı içine belirli miktarlarda biyodizel harmanlama zorunluluğudur. Bizim ülkemizde de bu 1005 civarında bir zorunluluk vardır. Şekle baktığımızda 2017-2023 yılları arasında 5 yılda ülkelere göre küresel biyodizel üretim payları görülmekte. 2023 yılına gelindiğinde Avrupa Birliği ve Arjantin hariç dünyanın geri kalanında biyodizel kullanımının artması hedeflenmiş. Şekilde görüldüğü gibi Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya, Brezilya, Malezya ve dünyanın geri kalanı biyodizel üretimini artırmayı amaçlamakta. Bu ilgi artışının temel sebebi biyodizelin temel kullanım alanı olan dizel motorlarda herhangi bir yapısal değişiklik olmadan kullanılabilmesi. Hayvansal yağlar, alk yağları, atık yağlar, yemeklik veya yemeklik olmayan bitkisel yağlar gibi çeşitli ham maddelerden elde edilebilen biyodizel işte oksijen içermesi, toksik olmaması ve kükürt içermemesi gibi çekici özellikleri nedeniyle birçok çalışmaya da aynı zamanda konu olmuştur. Evet, günümüzde biyodizelin küresel yıllık üretim miktarının sadece %5'lik kısmı yemeklik olmayan yağlardan üretilmekte. Bu büyük miktarlardaki yemeklik yağ kullanımı gıda tedariki üzerinde ciddi etkilere neden olmakta. Gelişmekte olan ülke nüfusu üzerinde açlığa yol açabilmenin yanında işte çevre üzerinde yıkıcı ve geri dönülemez etkileri de beraberinde getirmekte. Tablo 1'de biyodizel üretiminde sıklıkla kullanılan yağların yemeklik olup olmama ve endüstride kullanılıp kullanılmama durumları görülmekte. Tabloda görüldüğü gibi kenevir yağı hariç diğer tüm yağlar yemeklik yağı olmalarının yanında Hindistan cevizi yağı, aspir tohumu yağı ve hardal tohumu yağı hem yemeklik yağdır hem de endüstride kullanılan yağ çeşitlerindendir. Bununla birlikte kenevir tohumu yağı dünyadaki biyodizel endüstrisi için yemeklik olmayan umut verici bir yağdır. Ancak ülkemizde özellikle kırsal kesimde kavrulmuş kenevir tohumu ve kavrulmuş ekmek buğdayı karıştırılarak belki duymuşsunuzdur Türkiye'de kavurga olarak isimlendiriliyor. Geleneksel olarak özellikle Orta Anadolu'da kuruyemiş tarzında bir atıştırmalık olarak da kullanılıyor ve ismine de çedene deniliyor. Duyan arkadaşımız vardır belki. Burada bilimsel adı Cannabis sativa L olan ve Cannabidia yani kendirgiller familyasına ait kenevir yüzyıllar boyunca bir tekstil ham maddesi olarak kullanılmıştır. Ayrıca kağıt, tarım, ilaç, plastik maddeler, halı, ev eşyaları, kişisel temizlik maddeleri, işte boyalar ve vernik, yüksek kaliteli emiciler, izolasyon malzemesi, yapı malzemesi, otomobil ve benzer alanlarda kullanılabildiği de bildirilmektedir. Endüstriyel kenevirin kullanım alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi tabloda görülebiliyor. Tablo şeklinde oluşturduk bunu. Burada Anadolu'da kendir ismiyle telaffuz edilmekte olan aynı zamanda tohumuna ve kuruyemişine çedene olarak da bilindiğini az önce söylemiştik. Bitki krallığının kendirgiller ailesinden olan kenevir bitkisinin sistematik pozisyonunu görüyorsunuz tabloda. Kenevir bitkisi 50 santimetre ile 3 metre arasında boya ve kahverenginin değişik tonlarında 3 ila 5 milimetre ebatlarında tohumlara sahip senelik otsu bir bitki olarak karşımıza çıkıyor. Evet, kenevir bitkisinin ekim süresi amaca, ekim çeşidine ve iklim koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Şekil 3'te şekilde kenevir bitkisi ve tohumlarına ait resimler görülmekte. Bitkinin boyunun artmasıyla birlikte tohum miktarı da artmaktadır. Genel olarak kenevir tohumlarının %25 ila %35 aralığında değişen oranlarda yüksek sabit yağ içeriğine sahip olduğu bildirilmektedir. Şekil 4'te ise kenevir tohumu üretiminin 2000 ile 2018 yılları arasındaki
coğrafi dağılımı verilmiştir. Burada Fransa ve Çin dünyadaki en büyük kenevir tohumu üretimi yapan ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. Üretimin Güney Amerika kıtasında Şili hariç Avrupa ve Asya kıtalarında yoğunlaştığını görüyoruz. Bu yıllar arasındaki dünyadaki toplam kenevir tohumu üretimi yaklaşık 2 milyon ton civarında ve %75 civarı yine Avrupa kıtasında üretilmekte. Başta Fransa olmak üzere. Tekrar şekil 1'e, alttaki şekle bir göz attığımızda da şekil 4'teki veriye paralel olarak Avrupa kıtasında biyodizel üretimine talebin de arttığını görmekteyiz. Burada ülkemizde izin verilen, kenevir ekimine izin verilen 19 adet ilimizi görüyoruz. Diğer illerde ekimi, dikimi yasak. Son yıllarda işte Türkiye'de yerli ve milli kenevir yetiştirmek hedefiyle önemli çalışmalar yapıldı. Kenevirle ilgili 2018 Ocak 15'inde Cumhurbaşkanımız da bir açıklama yapmıştı. O açıklama sonrasında bilim insanlarımız, üniversitelerimiz ve tarım alanında uğraşan insanlarımız daha fazla ilgi göstermeye başladılar. Evet, burada resimde şekil 6'da gerekli olgunluğa ulaşmış ve kılıfından ayrılmaya başlayan kenevir tohumları görülmekte. Kenevir yağı, kenevir bitkisinin kuru tohumlarından, yani burada gördüğünüz tohumlardan elde ediliyor. Önce nemi alınıyor tohumun, daha sonra nemi alındıktan sonra değişik yağ çıkartma metotları var. Bu metotlar uygulanarak şekilde, şekil 7'de gördüğünüz mesela soğuk sıkım yöntemi kullanılarak, vidalı pres yöntemi kullanılarak elde edilen kenevir tohumu yağı görülmekte. Evet. Tablo 3'te burada kenevir tohumu yağının yağ asidi bileşenlerini görüyoruz. Tabloda kenevir tohumu yağı içinde en bol bulunan yağ asitlerinin toplam yağ asitlerinin yaklaşık 85'ini oluşturan ve doymamış yağ asitlerinden olan linoleik, alfa linoleik ve oleik asitler olduğu görülmekte. Burada ise, bu şekilde ise kenevir yağının farklı yayınlardan alınan yoğunluk, kinematik viskozite, kalorifik değer, parlama noktası, bulutlanma noktası, akma noktası ve asit değeri gibi bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine ait değerleri bu tabloda görüyoruz. Evet, kenevir yağının birçok bitkisel yağ gibi yüksek viskozitesi nedeniyle dizel motorlarda yakıt olarak kullanılması bazı sorunlara yol açıyor. Bunun üstesinden gelebilmek için kenevir yağının esterlenmesiyle viskozitesi azaltılabilir ve bu sayede yakıt özellikleri de geliştirilmiş olur. Genel olarak bitkisel yağların yüksek viskozite sorunu, düşük viskoziteli başka yağlarla harmanlama veya bir yakıtla seyretme, transesterifikasyon ve piroliz gibi çeşitli yollarla giderilebilmektedir. Transesterifikasyon işlemiyle biyodizel üretim için yağlı tohuma alkol ilavesi önemlidir. Çünkü biyodizelin dönüşüm verimliliğini etkilemektedir. Reaksiyon sırasında gözlemlenen biyodizel çıktısı üzerinde alkol yağ molar oranının büyük bir etkisi vardır. Transesterifikasyon yöntemi biyodizel üretim için en çok tercih edilen kimyasal yöntemdir. Tabloda da şu ana kadar yapılmış yayınlardan derlenen kenevir tohumu yağının üretim parametreleri verilmektedir. Tablodan da görüleceği gibi literatürde sınırlı sayıda çalışma vardır ve bu çalışmalarda genel olarak konvansiyonel optimizasyon tekniği kullanılmıştır. Daha hassas olan RSM veya işte ANNGA tekniğinin kullanıldığı sadece bir yayın vardır. Başka da herhangi bir optimizasyon tekniğine literatürde rastlanılmamıştır. Evet, dizel yakıtının fizyokimyasal özellikleri ile tabloyu hızlı geçtik herhalde. Fizyokimyasal özellikleri ile daha önceki çalışmalarda rapor edilen kenevir tohumu yağı biyodizelinin fizyokimyasal özelliklerinin karşılaştırılması ile ilgili işte EN 14214 ve ASTM D
6751 standarttaki limitleri tabloda gene görebiliyoruz. Biraz hızlı geçiyorum zamana sadık kalmak için. Kusura bakmayın. Fosil bazlı yakıt rezervlerinin azalması ve bu yakıtların yanmasından kaynaklanan emisyonların oluşturduğu artan çevre kirliliği ile ilgili endişeler, fosil bazlı yakıtlar yerine veya fosil bazlı yakıtlara katkı maddesi olarak umut verici yenilebilir ve sürdürülebilir alternatif yakıt adaylarının araştırılması amacını doğurduğunu girişte söylemiştim. Son yıllarda yenilenebilir ham maddelerden elde edilebilir ve çevresel açıdan avantajlı olması sebebiyle biyodizel yakıtlar, dizel motorlar için daha cazip hale gelmiştir. Kenevir, biyodizel üretim için uygun özellikleri nedeniyle potansiyel ve önemli bir ham madde olarak dikkate alınabilir. Biyodizel yakıt üretmek için önerilen birkaç teknik var. Burada bitki bazlı yağların transesterifikasyon yöntemi ucuz, yenilenebilir ve kolay yapılabilirlik gibi daha iyi özellikleri nedeniyle aralarında en çok tercih edilen yöntemdir. Genel olarak kenevir tohumu yağından biyodizel elde etmek için geleneksel yöntemler ele alınmıştır. Ek olarak bazı katalizörler ve alkol tipleri diğer faktörlerle birlikte araştırılmıştır denilebilir. Son olarak nihai ürünün maliyeti tüm dünyada biyodizel yakıtların ticarileşmesinin önünde temel engel ve zorluk olarak bilinmekte. Bunun nedeni biyodizel üretiminde potansiyel ham maddeler olarak kullanılan yemeklik bitkisel yağların nispeten yüksek fiyatlarıdır. Yemeklik yağların nispeten yüksek fiyatlarıdır. Bu biyodizelin ekonomik olarak uygulanabilir olmasının önünde en büyük engel olarak durmakta. Bu yüzden insan zihninde gıdaya karşı yakıt karmaşası oluşmakta. Bu nedenle araştırmacılar ülkelerinde insanlar tarafından gıda olarak tüketilmeyen ham maddeler üzerinde genellikle denemeler yapmakta. Özellikle şöyle özetle söylemek gerekirse kenevir tohumu yağı Türkiye'de biyodizel üretimde önemli bir ham madde olarak değerlendirilebilir. Ülke topraklarının genişliği göz önüne alındığında. Ayrıca Yozgat Bozok Üniversitesi, benim de bünyesinde bulunduğum üniversite, 2020 yılında endüstriyel kenevir konusunda uzmanlaştığı dikkate alındığında ülkemizin ihtiyaç duyduğu biyodizel yakıtını kenevir tohumu yağından üretmek için gerekli tesisler kurulabilir ve kenevir tohumu yağı biyodizel ile ilgili çalışmalar üniversite ile işbirliği içinde gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra daha birkaç gün önce 16 Haziran 2020 tarihli ve 31.157 sayılı resmi gazeteydi yanlış hatırlamıyorsam, sayısını yanlış olabilir. Cumhurbaşkanı kararına göre Yozgat Bozok Üniversitesi'nde kenevir araştırma enstitüsü kurulmuştur. Başka bir açıdan bakıldığında biyodizel üretiminin maliyetini azaltmak için transesterifikasyon tekniğinin önemli bir süreç olduğu söylenebilir. Ayrıca reaksiyon sırasında glycerol gibi yüksek kalitede yan ürünlerin gerek kazanımı, ham madde olarak bitkisel yağın yüksek maliyetinin üstesinden gelmek için endüstrilerde farklı faydalı uygulamalar için olası bir girişim olabilir. Gelecekte farklı ham maddelerden elde edilen biyodizele kıyasla daha iyi fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olması hasebiyle özellikle kenevir tohumu yağından biyodizel yakıt üretmek amacıyla daha gelişmiş yöntemler için çaba ve gelişmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Buna ek olarak kenevir tohumu yağı biyodizelinin yakıt karakteristikleri geleneksel dizel yakıtın yakıt özelliklerine benzer olması ve sıkıştırma ateşlemeli motor yani dizel motor uygulamalarında ekonomik ve sürdürülebilir olması gerekir diye kısaca özetleyebilirim. Sunumum bitti. Teşekkür ediyorum herkese beni dinlediği teşekkür için. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Soru varsa alabilirim. Evet, hocalarım soru var mı? Soru yokmuş ama en azından şeyden haberdar olduk hocam. Ben resmi gazetede böyle bir yayın kaçırmışız. Evet, hayırlı olsun diyelim sizler için. Yeniymiş. Evet, evet. Hayırlı olsun sizler için. Bu tamam. Bazı üniversitelerin böyle belirli konularda öne çıkması iyi oldu. Bizim üniversitede aslında ziraat konusunda yani hani Akdeniz'in verdiği tabii ki şansla
iyi çalışmalar yapıyorlar. Bizim Ziraat Fakültesinden de bu tarz şeyler duyuyorduk ama ben kenevirle ilgili ilk defa sizden dinledim. Çok müthiş bir bitki hocam. Yani çok öyledir müthiş yani. Bitki. Ben şaşırdım hatta sizin haritanızda Burdur Antalya bölgesinde de görünce. Hani sizler de biliyorsunuz hep buradan diğer sebzeler, işte seracılıkla ilgili şeyleri veya bu kıyı kesimine özel bitkilerle ilgili şeyleri evet. sürekli duyup işittiğimiz için sizden evet. kenevri dinlemek bana da ilginç geldi. Evet. Daha çok dinleyeceksiniz hocam. Araştırmalarda çok çıkacak i̇nşallah, yani. İnşallah. Yeni yeni yani... hatırlanan bir bitki oldu. Genellikle herkes kot pantolonla özdeşleştirir. 1900'lü yıllar Amerika'sıyla özdeşleştirir. Ama birçok faydası var. Sağlıktan tıbba. Yani bunlar araştırılacaktır yakın gelecekte diye umuyoruz biz de. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sıradaki hocamız programa göre şuradan bakayım. Zeliha Kamış, Koca Bıçak hocamız listede katılımcılar arasında yoktu. Hala görünmüyor. Burak hocam burada. Bir Burak hocamla yeniden deneyelim bağlantıyı. Olmazsa ben sunumumu yapayım hocalarım. Şu Burak hocam sesimizi alabiliyor musunuz? Mikrofonu kapalı herhalde hocam. O yüzden sesi hocam, gelmedi. Evet. Şimdi iyi mi? Olabiliyor musunuz? Evet hocam sizi gördük sanıyorum. Gördünüz. Sesim geliyor teşekkür mu? Teşekkür ederim. Evet sesim. Hocam evet. Tamam. Yani kusura bakmayın. Nereden bağlanıyorsanız üzüldüm sizin için. Hava o kadar kötü mü? Yok şöyle yeni taşındık. 2 gün oldu. İnternet bağlantısı. Hala diğer odalarda kutularımız var. Hani öyle bir durumdayız. Onun için biraz sıkıntım ondan kaynaklanıyor. Hayırlı olsun hocam yeni yeriniz. Ne sağ olun, diyelim? Teşekkürler. Biraz dağ başı internette işte şey yapıyor. Bir önceki sunuma hatta giremedim. Hatta kongre sorumlusuna da söyledim. Eğer mümkünse zamanımız uygunsa bu oturumda da sunabilirim diye. Hala cevap bekliyorum o anlamda. Cevap bana bir şey iletilmedi. Evet ama yani öyle de bir durum var. Bir hocamız var. Yok yine. Evet. Hocam isterseniz siz bununla başlayın. Bununla başlayalım eğer olursa. Gelirse onunla evet. devam edelim. Öyle de yaparız anlaşıldı. Tamam. Siz de bir de kendinizi tanıtırsanız hocam hem tanışmış tamam. olalım bu vesileyle. Estağfurullah sağ olun. Herkese merhabalar. İsmim Burak. 2009 yılında doktoramı bitirdim. Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'nde. Bu sene de işte doçentlik başvuruma bulunacağız inşallah. Haziran'ın sonu için itibariyle. Ben bir askeri dershanede yönetici olarak çalışıyorum. Az önce Zeki Bey'in yapmış olduğu bu çalışmanın aslında biz deneysel çalışmalarını yaptık. Bu çalışmada da biraz onlardan bahsedeceğim. Hem de doktora çalışmanın aslında temelini oluşturuyor. Evde bile biyodizel yapıyorum bu arada. O derecede. Sesim alabiliyorsunuz değil mi? Sıkıntı yok herhalde. Hocam sesle tamam. de görüntüde de hiç tamam, problem tamam. yok. Tamam, problem yok. Ben biraz hassas. Teknik sıkıntı yaşayınca. Tamam. Şimdi belki Zeki Bey hani konuya daha hani olanında biraz daha yakın olabilir. Hani o anlamda soru belki kendisinden de alabilirim. Belki bizim çalışmalar kendilerine ışık da tutabilir. Biz biraz detaya indik. Şöyle çalışmamı ben isterseniz ekrana bir yansıtayım onun üzerinden şey yapalım. Uzun bir sunu ama ben çok kısa geçmeye çalışacağım. Vaktinizi almak istemiyorum. Çok evet çok. Hocam süreye sadık kalırsak biz de memnun oluruz. Yapacağız belki hocalarımın planları vardır. Tabii yok sıkıntı yok. Şöyle tam ekran yapayım görecek misiniz ben bir saniye. Alabiliyor musunuz? Şu an görebiliyor musunuz? Görüyoruz hocam. Tam ekrana geçerseniz o mouse'un üzerinde olduğu tuşa basarsanız tamam. Evet gördük hocam. Oldu buyurun. Mu? Hı-hı, buyurun tamam, hocam. Tamam çok güzel. Tamam. Şimdi biyodizel katkılı yine de uçak yakıtları. Biz burada yeni de kullanılan yakıtlarla harmanlamaya çalıştık. Bir de uçaklarda kullanılan jet yakıtlarıyla karıştırdık biyodizeli. Ciddi sıkıntısız sorunlar yani sonuçlar aldık. Biz de çok tatmin ettik işin açıkçası. Şöyle diyelim, bizim şöyle deniz kuvvetlerinde daha çok hani bu hani askeri dershanede çalıştığım için denemelerimizi daha çok o gemilerde yapmaya çalıştık. Öncelikle şöyle diyeyim, yıllık 110 bin ton
bir bizim şeyimiz var. Tüketilen bir yakıt kapasitemiz var. Yıllık bu kadar sarf ediyoruz. Türkiye'de de üretilen biyodizel miktarı, daha doğrusu kapasite üzerinden rakamlar yaklaşık, yani bunlar tabii artmıştır, azalmıştır, bunu bilemiyorum ama 700'de 1.234.000 ton kapasitesi var Türkiye Cumhuriyeti'nin. Ama bu tabii 2014-15 verileri belki artmıştır. Türkiye'de şimdi burada bizim amacımız biyodizelin Hava kuvvetlerinde, yani deniz kuvvetlerinde daha çok kullanımının teknik boyutta incelenmesini ele aldık. Teknik boyutta derken hem deneysel hem de uygulamalı yaptık bu çalışmayı. Bu gemide denemedik tabii. Bunu sadece bir görsel olarak veriyorum. Günümüzde malumunuz şey, Zeki hocamız zaten detayları verdi. Ben onları isterseniz hızlıca geçeyim. Çünkü onları duplikasyon yapmak istemiyorum. Direkt sonuçlara geleyim ben. Onların hepsi anlatıldı. Çünkü daha iyi olur benzeri... hocam. Bu arada Kazım Bey yazdılar. Diğer sunumunuzu da yapabileceksiniz bundan sonra. Tamam, hemen. O da çok hızlı devam zaten. Devam edebilirsiniz hocam. Aynen, aynen. Çok güzel. Yani literatürü de geçiyorum. Tabii burada... hocam, memnun oluruz. Aynen, geçeceğim lütfen. Şey yapmayın, yanlış anlamayın. Şimdi deneyde kullanılan yakıtlar... Sizinle iletişime geçebilir hocalar. Yok. Sıkıntı yok. Marine fuel dediğimiz... Diğer sol taraftaki F-76, JP-5, F-54 bunlar bizim askeri kodlarımız. Diğerleri de normal sivil, marine fuel dediğimiz deniz yakıtı. Diğeri jet fuel dediğimiz uçakta kullanılan yakıt ve diğeri de bizim normal karada arabalarımızda kullandığımız yakıtlar. B2 dediğimiz yakıt. Kullandığımız yakıtın esi soya yağı metil esterinden üretilmiş bir biyodizel. Bunu belirli oranlarda bu yakıtlarla biz karıştırdık. Bunu ilk önce tabii ki bir deney ortamında, laboratuvarda, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yakıtlar yanma laboratuvarında denemelerini yaptık. Bir traktör motorunda denedik ilk önce. Ondan sonra denemelerde başarılı olduğumuz oranları da direkt güzel bir şeyde, deniz aracında denedik. Bunlar Zeki Bey'in de bahsetmiş olduğu yakıtların özellikleri. Şimdi bizim burada sadece anlamak istediğim şey şu, Zeki Bey de anlattı zaten, bir kere alternatif yakıtlar bizim günümüzde artık kullanmamız gereken yakıt tipleri. Yani fosil yakıtlar tükeniyor, bunu herkes biliyor. Buna alternatif olarak birçok yakıt var ama biz burada işte biyodizeli işledik. Biyodizelin burada en önemli özelliklerinden biri benim incelememde yağlayıcılık özelliği çok güzel. Çünkü niye? Biz burada dizel yakıtlarının yanında, hani malumunuz dizelden çıkan emisyon malumunuz yani kirli bir yakıt. Bizim bu kirli yakıta sebebiyet veren yakıtın içerisindeki kükürt. Kükürt miktarını azalttığınız zaman dizel yakıt arabası olanlar bilirler. Hani az kükürtlü yakıtlar daha az egzoz emisyonuna maruz kalıyor çevremiz. Ama bu sefer de yağlayıcılık azalıyor. Biz burada azalan kükürt oranı, yani jet yakıtların içerisinde minimum kükürt vardır. Uçaklarda kullanılan yakıttan bahsediyorum. Yağlayıcılığı siz tabii bunun içerisinde ne aldığınız zaman dizel motora kullandığınızda bu yağı, jet yakıtını, bu sefer aşınmalar artacaktır. Biz bu aşınmaların artmaması için burada biyodizel faktörünü kullandık ve jet yakıtının içine biyodizel kattık. Dolayısıyla hem emisyonları azalttık hem de yağlayıcılığı bir miktar kazandık. Dolayısıyla dizel motorlarda jet yakıtlarını da kullanabilecek duruma getirdik belirli oranlarda. Bu da bize neyi getirdi? Harp sahasında dediğimiz silahlı kuvvetlerin kullandığı tüm araçlarda tek yakıtı kullanabilelim. Hem uçak, hem gemi yakıtları, hem de kara yakıtları, jet yakıtlarıyla kullanıldığında çalışabiliyor dedik. Ve dolayısıyla bu da bizim tabii ki yakıt tedarikinde ve yakıt transferinde bir nevi ne diyelim alternatif yakıtların kullanımı açısından tek yakıtlılık konseptine doğru bizi götürdü. Çünkü bunu Birleşik Devletler, Birleşik Krallık bunların hepsini yıllarca denemişler. Bunları biz niye yapmayalım dedik ve bunu fikir olarak attık 2 sene önce ve şu anda da bu fikir hani uygulamaya girmek üzere. Eğer bunu başarabilirsek belki de hani sivil bahriyede kullanılan bu lojistik gemilerinde de belki bir tip yakıtları da kullanabileceğiz. Çeşit çeşit yakıt kullanmayacağız Türkiye Cumhuriyeti'nde. Tek tip yakıta doğru bir yönelme var şu an. Daha şu an çalışmalar devam ediyor. Bakanlıkla da konuşuyoruz bu konuları. Yani olay şu, tek bir yakıt kullanalım, tek bir yakıt üretelim ve tek bir yakıtla hem çevreci olsun hem de tedarik zincirimiz kısalsın. Amacımız bu. Çeşitleri depolamıyor. Evet,
Bu tek yakıt lojistik destek zincirini basitleştiriyor. Bunu 1988'de NATO bütün askeri kuvvetlerinde denemiş ve bunu single fuel konsept olarak da ortaya atmış. Bunun dokümanları var. İsteyenlerle paylaşabilirim. Bunun temelinde çünkü biyodizel var. Onun için anlatmak istedim. Evet. Şöyle geçelim. Burada dikkat ederseniz işte benzin, F44 dediğimiz ve F44 dediğimiz bu jet yakıtları. Gri ile boyadıklarım da bunlar sivil değil de askeri alandaki jet yakıtları. F54 de dizel. Dikkat ederseniz bakın karada kullanılan D2 dizel yakıtıyla jet yakıtı ve diğer yakıtların hemen hemen karbon oranları aslında aynı. Yani karbon 12, karbon 20 arasında gidip geliyorlar. Yani bir dizel motor aslında 8 karbonla 20 karbon arasındaki tüm yakıtları yakar. Çünkü dizel motor çok yani bütün yakıtları yakıyor öyle diyeyim. Su dökün yakar derler ya o şekilde. Petrol lisanslı bütün yakıtları aslında yakabilir. Belirli oranlarda. Ama burada tabii ki biz motorun cinsine göre yakıtlarımızı ayırıyoruz. Daha uzun ömürlü olsun diye dizel motor. Bunların hepsi JOAP diye Joint Oil Analiz Program adını verilen yaklaşık 10.000 sayfalık bir dokümandan bunların ben hepsini eleyerek koydum. Bu çalışma çünkü şöyle dünyada çok fazla yapılmış bir akademik çalışma yok. Yani jet yakıtlarıyla biyodizel kullanımının çok nadir. Eğer bilgi olursa mail adresini vereyim, onları da paylaşayım sizinle. Bu çalışma çok çalışma vardır bu alanda dünyada. Tabii biz bunu tabii şeyde silahlı kuvvetlerde yaptığımız için bazı ülkelerden de bir takım bilgiler de aldık bunları yaparken. Şöyle geçelim. Ben daha çok şeye geliyorum. Evet. Şimdi motor bünyesinde malumunuz yanmaya bağlı birçok parça değişiyor, aşınmaya bağlı. Siz biyodüzel kullandığınız zaman yağlayıcılığı arttığı için burada bu yağlı parçaların aşınma hızları azalıyor. Egzoz emisyonları zaten düşüyor, onu biliyoruz. Yakıt filtre değişim süreci artıyor. Niye artıyor? Çünkü koklaşma var. O Zeki Bey'in çalışmalarında da var. Çünkü biyodüzelin bazı sıkıntıları da var. %100 kullanamıyorsunuz dizel motorlarda uzun süreli. Karışım yakıt daha çok kullanılıyor. Bu az önce işte bahsedilen transesifikasyon sürecinin kimyasal bir gösterim diyelim. Metanolle yapıldı bizim şeyimizde yakıtımız. Böyle geçiyorum kimyasal kısımları. Biyodizelin diğer özellikleri de var. Bunları da geçeyim. Evet. Şimdi bu benim deney motorumun mesela bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz deney motoru bu. Bildiğiniz traktör motoru. Traktör motorunda biz bu denemeleri yaptık öncelikle. Bütün yakıtları burada denedik. Jet yakıtı dahil. Evet, dinamometremiz, hava akış metrelerimiz, 200 termometreler. Aynı zamanda biyodizeldeki en önemli özelliklerden biri de sessiz. Yani buruntusuz ve titreşimsiz çalışma özelliği var. Homojen yanma özelliğinden dolayı titreşim özellikleri de çok güzel. Bunlar kontrol paneli, yakıt ölçümümüz, gaz emisyon ölçümü, internasyonel bir araçtır, egzoz emisyon cihazı. Evet. Deneyleri yaklaşık 3'er kere, tabii 3 kere ya da 4 kere civarında biz de çeşitli oranlarda 400 devirden 1200 devirden 2400 devire kadar. Evet. Nasıl yapacağımıza karar verdik ilk önce. Evet. Ondan sonra deney verilerimizi de grafize ettik. Grafiklerden de anlaşılacağı üzere şöyle diyebilirsiniz yani bütün eğriler aslında birbirine yakın süslenmiş olan eğriler var. Bu da şunu gösteriyor yani bu yakıtlar birbirleriyle karışım haldeyken çok güzel net bir şekilde karışıyor ve kullanılıyor ve performans açısından da hiçbir sıkıntı göstermiyor. Yani bu çalışmalarda aslında bakarsanız bizim tek yapmadığımız şey long term duration dediğimiz hani uzun dönem yani bu belirli bir süreyi kapsadı bu çalışma. Bunu long term'de denediğiniz zaman o motorun karakteristik olarak ne kadar bu tip yakıtlara dayanabileceğini
göstermesini gereken bir çalışma bu. Bu çalışmayı yaptığınız zaman da tabii maliyet de gerektiriyor biraz. Bizim tabii biraz daha akademik yaptığımız için maliyetli çalışma şu an devam ediyor. Birkaç tane tip gemide yaklaşık bir senedir. O çalışmalar tabii daha sonra daha sonra uygulamaya konduğu zaman sonuçlarını alacağız onların. Şu an iyi gidiyor. Yok. Onlar şu an tabii açıklanacak veriler olmadığı için buraya koyamadım. Gördüğünüz gibi deneylerdeki veriler aslında çok da uyumlu. Birbirine üst. Evet. Üste binmiş veriler. Literatürle de uyumlu. Bunu şey yapmak istemiyorum. Evet. Bu örnek bir deniz aracında denedik. Liman içerisinde manevralar esnasında kullanılan büyük gemileri yanaştırırken takbot dedikleri itici çekici vasıtalar bunlar. Bizim aracımız. Bunlarla denedik. Birebir bunlara direkt monte ettik. Bunlarda çünkü çok fazla gemileri yanaştırdığımız için limana çok fazla egzoz emisyonu oluyor. Tabii kıyıda da bunu çok istenmeyen bir şey. Hava kirliliğine de sebebi göre. Biz biyodizeli burada kullandık. Ciddi anlamda emisyonlarda azalma gördük. Şu an belirli oranlarda zaten bunları da şu an kullanmaya başladık 2006 yılından beri. Burada da o itici çekici vasıtada ölçebildiğimiz kadarki verileri ölçmeye çalıştık. Buradaki verilerle de az önce yaptığımız motor ve deneyindeki verilerle de aslında birbirine çok uyumlu olduğunu çok detaylı bir çalışmaydı tabii. Evet. Burada akma noktası diye bir nokta var. Zeki Hocam bilir. Jet yakıtları malumunuz çok çabuk donabilen. Daha doğrusu şöyle. Biyodizel çok düşük sıcaklıklara inemiyor. İçerisine mutlaka bir aditif katmanız gerekiyor. Kattığınız zaman da tabii bunun performansını iyileştirmesi lazım. Kötüleştiremez. Ama tabii burada aditifler yanıcı özellik olmadığı için aditifleri katmadık. Burada biz bunun yerine jet yakıtlarını katmaya çalıştık. Jet yakıtının da içerisindeki o donmama özelliği biyodizelin katma noktasında önemli oranda iyileştirdi. Bu da çok önemli bir tespit olarak bizim tespitlerimiz arasına girdi. Değerlendirme ve sonuçlarda aslında az önce anlatmış olduğum bütün kelimeleri biz buraya dökmeye çalıştık. Emisyonlarda ciddi bir azalma. Bir miktar tabii ki artış var yakıt sarfiyatında. O da biliyorsunuz biyodizelin içerisindeki oksijen içeriğinden dolayı. Ama şunu söyleyebiliriz. Motor performansı emisyonlar açısından önemli bir fark yaratmadığını tespit ettik. Zaten şu an dünyada kullanılıyor bu. Türkiye'nin %5 oranında söylemiştiniz zaten. Dolayısıyla biz biyodizelin Türk Sağlık Kuvvetleri'nde kullanımının teknik boyutunda gerçekten uzun dönemde de incelenmesi gerektiği kanaatine varıp bu çalışmayı başlattık ve bu çalışma halen devam ediyor. Bunun çalışmanın sonucuna göre büyük ihtimalle olacak diğer sivil bahriyeli kullanımına geçilecek bu yakıtların. Bunlar az önce işte ileride yapılacak çalışmalara ışık tutması açısından biz hani bunu ben öğrencilerimiz de oldu. Ortak tez danışmanı olduğum öğrenciler de oldu. Bunlar bir tez motor dayanıklılıkları yapmaları için çocuklara. Yapıyorlar yani bunları iyi de dönüşler alıyoruz. Tabii bir maliyet biliyorsunuz. Yakıt sonuçta para. Üniversitelerimizde bu Ar-Ge için ayrılan paralar malumunuz çok fazla değil. Ne kadar yapabilirlerse yapabiliyorlar. Burada önemli olan ekonomi biliyorsunuz Ar-Ge'de. Ve dolayısıyla çalışmamı bu şekilde ben bitirmiş olayım. Sorularınızı alabilirim. Arzu ederseniz doküman paylaşımını da mail adresini isterseniz yazarsanız paylaşabilirim daha sonrası için de. Diyorum. Teşekkür Hocam ederim. Teşekkür ederiz. Bu çalışma için soru varsa öncelikle soruları alalım. Belki Zeki Hoca'nın sorusu vardı. Konuya daha yakın olduğu için. Hocam güzel hazırlanmış hocam. Ağzına sağlık. Farklı bir perspektiften bakmış. Yani denizle alakalı, denizcilikle alakalı, askeriyle alakalı. Bence güzel bir çalışma olmuş. Teşekkür ediyorum. Zevkle dinledim. Estağfurullah. Yani bilgi paylaşımı için de şey yapabilirim. Eğer hani sizin için de uygun olan
bilgiler olursa ben sizinle paylaşabilirim. Mail adresimi de veririm. Biz devam ediyoruz çünkü çalışmalarımıza. Her zaman her şeyi açığız. Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık tekrar. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Tuğçe hocam ben diğer sunuyu da isterseniz soru yoksa... Devam edelim bana... hocam. Ama bunu daha kısa tutalım. Daha ben de sunu yapacağım. Lütfen. Estağfurullah. 10 dakikanız var tam. Yok 10 dakikadan tamam. Daha kısa sürer. Ama yalnız... evet özür diliyorum. Bu, yani bu sunumda ben şey yapamadım. Hazırlayamadım. PowerPoint şeklinde şey yapamadım da. Hocam hiç önemli değil. Önünüzde paylaşmak istediğiniz ona... dosya Word veya evet. PDF olarak varsa üzerinden konuşmanız yeterli olur. Öyle yapacağım. Öyle yapacağım zaten. Yeterli evet. Hocam. Tamam, he, onu söyleyeceğim. Evet. Geldi mi? Geldi herhalde. Evet. Evet hocam buyurun. Tamam geldi. Bu da farklı bir konu. Ben burada biraz daha yani burada bir çalışmadan ziyade yani bir literatür çalışması gibi oldu aslında bakarsanız. İngilizce yapmak düşüncem vardı ama az önce arkadaşım söylediği gibi. Şöyle burada şu var. Bir savaş gemisinde demeyeyim aslında bütün gemilerde en büyük tehlike yangındır ve bir de su basması dediğimiz geminin su almasıdır bilir herkes. Ben burada yangını inceledim ki bu bizim çok çok yaşadığımız gemilerimizde en büyük tehlikedir ve en büyük tatbikatları da biz hep bunlarla yaparız. Çünkü gemide yangın demek geminin batması gibi bir şeydir. Dolayısıyla buna hazırlanmak gerekir, bilmek gerekir. Bunun bir ilmi var, bilmi var. Buna da bizim sivil bahriyede de aynı şey tabir kullanırlar. Askeri bahriyede de buna hani askeri gemilerdeki organizasyonu bunun yangın yara soğuma faaliyetleri denir buna. Burada en önemli faaliyet askeri gemilerde değil. Ben diğer gemileri de içeriyerek anlatacağım. Şöyle diyeyim. Yangının biliyorsunuz bir yangın üçgeni herkes bilir. Bu yangın üçgeninin ortadan bir tanesini kaldırdığımız zaman yangın söner. Ve bu yangını söndürdükten sonra da kontrol altında almanız gerekiyor. Kontrol altına almanız için de yangının çıktığı mahallin, malumunuz bir bina, bir küp düşünün. Bu küpün altı köşesi vardır. Yangın çıktığı noktadan itibaren altı köşeye de yayılır. Bu altı köşede belirli bir dezenformasyon yaratır. Bu dezenformasyon nedir? Isıdır. Isıyı kontrol altına aldığınız zaman küp içerisinde, küp dışında özür diliyorum. Yangın aslında kontrol altına alınmıştı demektir ki bu zaten televizyonlarda, filmlerde de, haberlerde de izlersiniz yangın kontrol altına alındı derler. İşte bu yangını biliyorsunuz normal yüzeyde, şeyde, dünyada, yani çevremizde, doğamızda yani dört köşesinden alırsınız. Üst taraftan da helikopter suyu verir, alt taraf zaten yerdir ama gemide öyle bir şey yok. Gemide bir küp düşünün her tarafından. Geminin altında da üstünde de her tarafında yaşam mahalli var. Her tarafından yangını kontrol altına almak zorundasınız. Bu da soğutmayla olur. Soğutma dediğiniz işte yangın hortumlarıyla o küplerin yan köşelerini soğutursunuz. Küpün altı köşesini soğuttuğunuz zaman içeride yangın kontrol altında kalır. Bir noktadan girersiniz ve yangını daha çabuk söndürürsünüz. Bu en önemli faaliyettir. Sivil gemilerde ve askeri gemilerde. Burada dikkat ederseniz bakın, yangının çıkma anı en yüksek andır. Ve bu anı siz kontrol altına almaya başladık sonra ancak zaten %30'una kadar kontrol altına alırsınız. Ve ondan sonra eğer bırakırsanız yangını kendi haline, ilk haline gelir. Yangını kontrol altına almazsanız bakın ilk haliyle aynı hale geliyor. Bütün zaten yangın söndürme faaliyetleri hepsi işte bu faaliyetler, kontrol altına aldığı faaliyetleri buralarda geliyor. Dolayısıyla biz bunu bir... Evet, bakın şimdi mesela bir yangın oluşmuş küpün bir köşesinde, görüyor musunuz? Yan taraflarda verdiği hasar. Eğer dışarıdan bu yangın kontrol altına alınmasaydı, bu yan bölgeye de sıçrayacaktı. Otomatikman yangın diğer küplere sirayet edecekti ve bütün bekli gemi yanacaktı. Dolayısıyla buna ilişkin, burada bakın birkaç tane resim verdim ben şey olarak çalışmada. Gemilerde bu tip gemide resimler olur. Bu resimler işte layout resimleri, overview resimleri ve bunları yangın söndürme timleri ezberebilir ve elinde taşır. Her türlü organizasyonun içinde vardır. Bu itfaiye gemilerinde de vardır bu resimler. Gemilere ait değil, normal binalara ait. Geldiği zaman
Tabii o binalar şöyle, yani büyük rezidanslardan bahsediyorum bu tip. Yani normal evde böyle bir resim yoktur tabii. Yangın söndürme planlarıdır bunlar. Bunlara sahip ol. Bakın şurada bir sarı alan vardır. Bu sarı alanın bir yangın alanı olduğunu düşünün. Arkası, sağı, üst tarafı ve alt tarafı. Buralarda yangın söndürme faaliyetleri ve kontrol altına faaliyetleri yapılır. Bunlar için de bir geminin hemen hemen yaklaşık kaç katıydı? Bakın ortalama söyleyeyim 30 katı büyük bir uzunluğunda yangın hortumu, yangın devreleriyle kaplıdır bir gemi. Düşünün. Geminin boyunun 30 tane gemiyi düşünün. Ucuca koyun. O kadar yangın devresiyle kaplıdır gemi. Her tarafa aslında bakarsınız. A planı, B planı, A planı derken şöyle birinci devre hasar aldı, ikinci devre, üçüncü devre şeklinde. Çünkü en çok korkulan gemide yangındır. Geminin içinde de sigara içilmez bu arada. Dolayısıyla bu yangın güvenlik dizaynı dediğimiz bu dizayn bütün gemilerde ulusal bölgesel bütün kuralları vardır ve uluslararası SOLAS ve MARPOL'de bunlar kayıtlıdır ve buna bütün sivil ve askeri bahriye uymak zorundadır. Uymadığı takdirde çok ciddi cezai müeyyideleri vardır. Bakın bu yangın yaşandıktan sonraki bir görüntü. Bunlarla ilgili, evet, şurada bakın, dikkat ediyor musunuz? Anlatmak istediğim yangın sağ taraftan, sol taraftan, üst taraftan. En önemlisi zaten üst taraf. Niye? Çünkü hani ısınan hava yerleştirdiğim insanı. En kolay üst kompartımanlara gemide yangın sirayet eder. Dolayısıyla bir yangını bu şekilde hapsediyoruz. Ondan sonra yangın sönüyor. Bununla ilgili de bir çalışmam var. Deneysel bir çalışma ama onu daha sonra bir dergiye göndereceğim inşallah. Buna yetişmedi. Eğer olsaydı onun verilerini de paylaşmak isterdim. Bu biraz daha dediğim gibi bir literatür çalışmasıydı. Eğer sorularınız varsa alabilirim. Çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için. Evet, sayın hocalarım var mı sorumuz? Bitti. Teşekkürler, sağ olun. Burak Hocam teşekkür ederiz. Ben az önce söylemedim ama aklıma geldi. Şimdi bu şey, bir önceki sunum için dediniz ya, tüm işte yani tek bir yakıt kullanmayı hedefliyor TSK diye işte araçlardaki. Yani kişisel olarak sadece yine merak ettiğimden soruyorum. Soru sormuş olmak için değil de ben kişisel doktora tezimde tribolojik çalıştım aslında. Sizin anlattıklarınıza göre şimdi bu her bir yakıtın karışımı sonucunda onların aşınma davranışında ciddi bir değişiklik oluyorsa bu kullanılacağı tüm araçların da yanma odalarının aynı özellikleri taşıyor olması lazım. Eğer farklıysa sonuçları sizin farklı elde ediyor olmanız lazım. Yani bu konuya da bence bir göz atabilirsiniz. Atmıyorsanız bile çevrenizde bence konu arayan kimse varsa, literatürde de gerçekten böyle bir boşluk varsa bu konu hakkında çalışabilirler. Çünkü normalde biz yağlarla düzenli olarak çalıştığımızda biz yağları çok karıştırmayı tercih etmeyiz. Biyodizel doğal olarak karıştırılarak kullanılıyor. Yani onun karışımının bir de sizin dediğiniz gibi aşındırıcı davranışı da değişiyorsa her yanma odası aynı değilse muhakkak yani farklılıklarını bence irdelemek lazım. Haklısınız ama şöyle hani bu şöyle bir durum var. Şimdi tabii yağla çalıştıysanız bilirsiniz. Biz de biraz yağ konusunda biz de biraz hassasız makinelerimizde. Çoğu zaten yakıtımız bizim motorumuz dizel. Ve çoğu da yanma odası hani çok farklı değil birbiriyle şeyi farklı ama burada zaten sadece yanma odası derken sadece linerin etrafında yani silindirin etrafındaki bir iç tarafta yanma odası orada bir yağlamadan bahsediyoruz aslında. Ya, o aslında tamam. Sizin kullandığınız yağ büyük, evet yani orada çok büyük bir etkisi yok. Hani biz o konu diyorsanız eğer yok yani çok büyük yani etkisi bilmiyorum, yok. Ihmal edilebilir çünkü, edilemez mi? Yok. İhmal yani negligible diyelim öyle diyelim. Bir de Tunca öyle hocam. Diyelim. Önce optimum yakıt karışımını bulup zarar vermeyecek olanı keşfedip ondan sonra onu kullandığımız için doğru hani pek de sorun olmuyor yani. Doğru söylüyorsun. Direkt biyodizel kullanmıyoruz genel itibariyle. Yani yok dediğim gibi hocam karışımlar ne kadar homojen veya homojen olmaması içeride başka bir şeye neden oluyor olmuyor. Çünkü hani içeride bir basınçlı bir hareket söz konusu.
Yani bilmiyorum, sadece sayısal ortamda bile bence incelenebilir. Çalkala karıştır değil de mesela transesterifikasyon gibi yöntemlerle elde edilenler homojendir. Homojen sorunsuz. Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Bir bayan hocamız vardı. Sanıyorum hoca hala evet yok. O halde ben sunuma başlayayım. Şuradan. Herhangi bir sorun yok sanıyorum. Olursa söyleyeyim, ben kendimi anlatırken takip edemeyebilirim çünkü. Çalışmamız eksantrik dişli kasnaklarda hasar analizi. Çalışmayı lisansüstü öğrencim İsmail Atay'la birlikte hazırladık hocalarım. Ata da bizim anabilim dalımızda bu sene yüksek lisansa başlayan öğrencilerimizden bir tanesi. Öncelikle size hasar analizinden ve öneminden bahsedeceğim. Kısaca süreye sadık kalarak sonra çalışmanın amacı, hasarlı parça, literatür taraması, hasar analizi, sonuç ve önerilerle devam edeceğim. Hasar analizi ve önemi aslında benim anabilim dalımda çalıştığım alanda oldukça önemli konulardan biridir. Yine Türkiye'de çok çalışması tercih edilmiyor. Neden çok bilemiyorum ama biz bunu lisansüstü ders olarak da veriyoruz. Yani çalışmanın aslında öğrencimle olmasının temel sebeplerinden bir tanesi, dersimizin önemli konularından bir tanesi olması. Genel olarak hasarlı bir parça gördüğümüzde bunun ne olduğunun herhangi bir önemi yok. Öncelikle bunun nereden geldiğine, yani onun nerede çalıştığı parça, işte hangi malzemeden yapılmış, nerede kullanılmış, hangi yükler altında çalışmış gibi temel bilgileri edinmeye çalışıyoruz, edinebilirsek. Bu, ki bu pek mümkün de olmuyor aslında. Neden? Çünkü biliyorsunuz her yer çok kurumsal çalışmıyor. Bazı datalara kendimiz ulaşmak zorunda kalıyoruz. İkinci adım hasar geçmişi. Hasar geçmişi şu: o parça daha önce aynı hasara uğradı mı? Yoksa bu ilk defa meydana gelen hasar mı? Veya parçanın çalıştığı yerde bağlı olduğu diğer elemanlarla ilişkisi, durumu, onlarda herhangi bir başka hasar söz konusu mu? Bunu bilebilmemiz gerekiyor. Bir sonraki adımda kırılmış parça için, bu hasarlı parça için, kırık olması şart değil bu arada. Hani aşınma ve benzeri çeşitli hasarlar da söz konusu olabilir. İlk olarak bir tahribatsız muayene tabii ki. Gözle muayeneyle başlıyoruz. Ardından da nelere ihtiyaç duyuyorsak, örneğin bir mikroskopla gözlemlemek olabilir, optik mikroskopla. Tahribatlı muayeneye geldiğimizde herhangi bir teste ihtiyaç duyuyorsak, işte ne bileyim çekmedir, basmadır, 3 nokta eğmedir veya farklı herhangi bir test ne elde edebiliyorsak onları irdeleyip bir değerlendirmemiz gerekiyor. Onun dışında çevre koşullarıyla ilgili yapabileceğimiz herhangi bir test veya ölçüm varsa bunlara muhakkak bir göz atıyoruz. Ve hasar her neyse, bu hasarın tespit edilmesinden ziyade sorunun kökenine inmek aslında bizim temel hedefimiz oluyor. Genel olarak tüm tasarımlarımızda, önümüze çıkan her türlü hasarlı mekanizmada bizim bu süreci en baştan sona kadar işletmemiz ve bir sonuca erdirmemiz gerekiyor ki bu tarz problemlerin önüne geçebilelim. Bu çalışmada bir eksantrik dişli kasnağı söz konusu. Şurada gördüğünüz bir işte eksantrik mille bir dişli kasnağı parçası bulduk. Bu parçayı bize geldiğinde şu alttaki şekilde görüldüğü gibi göbekte bir hasar söz konusuydu. Şu göbeği daha detaylı incelediğiniz zaman buradaki aslında kava bağlantısında bir problem olduğunu gördük. Ve bağlantının, eksantrik milin bu dişli kasnağa bağlantısı bu aradaki kamayla yapıldığını tespit ettik. Burada çalışmanın amacı hasarın tespiti. Az önce hasarla ilgili bahsettiğim adımların her zaman her birini uygulayacağız diye bir şey söz konusu değil. Sonuçta bu işlem, hasar analizleri kişinin tecrübesine de bağlı süreçler olduğu için eğer bir noktada artık eminsek hasarın kaynağından, yani süreci gereksiz maliyetlerle aslında uzatmamak da gerekiyor. Nedir peki eksantrik dişli kasnağı veya kambili? Biliyorsunuzdur, anlattığınız konulardan anladığım kadarıyla hocalarım zaten alandan, bazen bu tarz
kongrelerde biliyorsunuz alan dışı kişiler de denk geliyor oluyor. Ben o yüzden aslında yine de ne olur ne olmaz diye böyle bir şey koymuştum. Bu eksantrik dişlilerde genel olarak milin tahriği ya doğrudan dişlilerle sağlanıyor, ya zincirlerle ya da kayış kasnak mekanizmalarıyla sağlanıyor. Burada bizim hasarlı parçamız için bir kayış kasnak mekanizması söz konusu, zaten yaygın olarak kullanılanlardan biri de bu. Bu eksantrik dişlideki, şu dişli üzerindeki iletim genelde biliyorsunuz yine trigger kayışıyla oluyor. Duymuşsunuzdur muhakkak araç kullanan hocalarımızsanız. Buradaki ikisi mille kasnak arasındaki bağlantı da kama aracılığıyla sağlanıyor. Burada trigger kayışının yerini şu yandaki şekilde aslında net bir şekilde görüyoruz. Şurada görüyoruz iki tane eksantrik milimizi, milin çevresini çevreleyen trigger kayışımız. Genel olarak bulduğumuz parçanın, hasarlı parçanın nerede kullanıldığını bilmemiz gerekiyor ki ilk başta da bahsettiğim gibi bu aşamaların birbirleriyle ilişkisi ne ve problemin kaynağı ne olabilir kısmını bir irdelememiz gerekiyor. Buraya kısaca literatür taraması koydum. Referanslarda şeyler, doileri var. Bakmak isterseniz bakarsınız. Buradaki hocaların literatür taraması daha çok kama hasarları üzerine yoğunlaştırdık. O kısımla ilgili dataları bu literatür taramasında bulabiliriz. Bizim elimize bu parça geçtiği sırada parçanın geçmişiyle ilgili olarak bildiklerimiz şunlardı. Parçanın bir Renault araçtan geldiğini ve 2007 model bir araca ait olduğunu biliyorduk. Onun dışında gözle baktığımızda ilk anda görünen kamada kırılmanın gerçekleştiği ve bildiğiniz bir diğer detay da göbek ve kamanın tek parça olarak üretildiğiydi. Biraz daha detayına indiğimiz zaman bu kırılmadan hemen önce, kamanın kırılmasının hemen öncesinde trigger kayışında da bir kopma olduğunu duyduk. Onun dışında da montaj sırasında vesaire herhangi bir hata olmadığı söylendi. Elde ettiğimiz bilgiler bunlarla sınırlıydı. Sonra gözle baktığımız zaman kama hasarından da anlaşılacağı üzere mille göbek arasındaki bağlantıda bir problem oldu. Apaçık görünüyordu. Büyük bir korozyon hasarı görünmüyordu yine gözle baktığımız zaman. Biliyorsunuz yine kırık bir yüzey gördüğümüzde yaptığımız ilk şey kırık yüzeyinden ne tarz bir kırılma olduğunu anlamaktır. Bunun sünek bir kırılma mı, gevrek bir kırılma mı olduğu. Baktığımızda düz, kesik, düzgün bir kırık olduğunu fark ettik. Ve bunun yanı sıra baktığımızda kamalar tarafındaki göbekte dairesellikte gözle bakıldığında bile bir plastik şekil değişimi, yani bir zorlanma sonucu bozukluk olduğunu gözle muayenede gördük. Ardından sertlik ölçümünü yaptık. Tabii hasar kamada, kırılmış bir kama üzerinden sertlik ölçümü gerçekleştiremeyeceğimiz için sertlik ölçümünde göbeği kullandık. Az önce de dediğim gibi tek parça üretildiği için ben bunun bir problem olduğunu düşünmüyorum. Göbek üzerinden sertlikle ilgili ölçümlerimizi sürdürdük. Kırık yüzeyine baktığımızda da şurada belki daha detaylı görünüyor. Kamadan kırığın zaten oluştuğu apaçık görünüyordu. Bu parçanın orijinal hali, ben bunu internetten alıp koydum. Şu sol altta görünen parçanın, şu kama bağlantısının aslında orijinal görünen hali. Sağdaki bizim kırılan parçamız. Optik mikroskopla yüzeyleri incelediğimiz zaman da ayrılma daha net göründü. İşte bu tarz durumlarda biliyorsunuz kırıklarda sebebi işte ya kırılmanın kaynağı yorulma kaynaklıdır genel olarak veya aşırı yüklenme sonucu oluşan bir problem kırılmaya kadar götürür. Baktığınız zaman ya işte kırık yüzeyinde aşırı yükten zorlanmış bir yüzey görmeliydik ya da yorulmanın izlerini baktığımızda görmeliydik. Aslında hasar anlaşılması kolay bir parçaydı bu parçamız. Baktığımız zaman aslında çok da yoğun bir yorulma izi görülmüyor. Aksine kırılma yüzeylerinin daha düzgün olduğu ve aşırı yüklemeden kaynaklandığı, dediğim gibi kırık yüzeyine bakıldığı anda anlaşılıyor. Sorarsanız buralarda hiç mi yorulma izi yok? Ben mikroskopla daha detaylı olarak da baktığımda aslında pitting izleri görülüyordu. Yani yorulmanın muhakkak izleri vardı ama herhangi bir yoğun bir yorulma, yani o yorulmadaki kumsal görüntülerin oluştuğu bir şeye ulaşamadık.
Çok özür diliyorum. Bir alerjim var. Arada böyle rahatsız ediyor. Alttaki görüntülere baktığımızda aslında biraz daha net görünüyor. Aşırı yükün o uygulandığı yerlerde yüzeylerdeki ayrılmalar daha net bir şekilde. Sadece bu kırık yüzeylerinden bile kesiklerin kırılma yüzeyinin anlık bir yükleme sonucu olduğu aslında anlaşılıyor. Şöyle daha detaylı baktığımızda ana göbek üzerinden parçanın kopuşu ve yüzeyden kaldırdığı bölümü de yine burada görebiliyoruz. Biz bunu sonuç olarak değerlendirdiğimizde aşırı yük kaynaklı olduğu çok netti. Ve bunun nedeninde kriger kaşı kopması sonucu oluştu. Yine muhakkaktı. Onun için biz diğer test aşamalarına geçmeye bile açıkçası ihtiyaç duymadık. Bu tasarımla ilgili şöyle bir öneride bulunabiliriz bu çalışma için. Normalde bu parçanın üretimi mille göbek bağlantısı tek parça olmasaydı burada aslında trigger kayışı koptuğu anda kama bir emniyet elemanı gibi davranarak hasarı dişli kasma kadar yetmeyecekti. Burada önemli olan nokta trigger kayışlarıyla ilgili araçlarda da sık sık karşımıza çıkan sorunlardan bildiğiniz gibi bakımların düzenli yapılması, trigger kayışlarının düzenli değiştirilmesi aslında hasarın bu noktalara hiç gelmeden daha düşük maliyetli noktalarla çözülmesini sağlayacaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Literatürü görmek isteyen hocalarımız olursa DOI'lerini burada paylaştım. Buradan alabilirler. Onun dışında dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim hocalarım. Teşekkür ederiz hocam. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Diğer hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sunumlar oldu. Güzel çalışmalar vardı. İnşallah devamını bekliyoruz. İnşallah. Evet. Ben teşekkür ederim. Kazım Bey, biz bu bayan hocamız katılmadı. Burak hocam da iki çalışmasını da sunumunu tamamladı. Tamam. Ben buradan iletmiş olayım size. Takip ettim, bilgimiz var hocam. Tamam. Teşekkür ederiz hocalarım. Hepinizle tanıştığıma çok memnun oldum. Bu vesileyle tanışmış olduk. Evet. Umarım günler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nice kongrelerde yüz yüze görüşmek dileğiyle diyelim. İnşallah hocam. Bir daha kongrelerde bekleriz. İnşallah. Evet. Görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet, sağ olun.